Aşkım yapma, uyuyalım. Sabah oldu aşkım, hadi kalk artık. Sabahlar olmasın aşkım, uyuyalım. Günaydın öpücüğü istemiyor mu yoksa? İstemem mi? İyi, öp o zaman. Dudaklarında boğuldu. Hadi, hadi bir tane daha, hadi. Lan, lan! Ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun lan? Bıraksam iki dakikada harcayacağım beni, sapık! Oğlum sensin sapık, nasıl konuşuyorsun? Sen mi öptün lan beni az önce? Ben seni ne öpeceğim lan? Ben bacını öptüm. Bacın? Kız, ne diyor bu? Yok abi, yok. Aa, seni öptü. Sadece öpmekle kalsa yine iyi. Ney? Ona demek... Ne yaptın lan? Ne yaptın lan bana? Ne oluyor ya, ne oluyor? Ne olacak ha yenge? Sef kız aşkı dolu dizgin devam ediyor. Yazıklar olsun Sefe sana. Burada gül gibi karın dururken pampanın koynuna mı girdi? Hadi saçma sapan konuşma. Ne olacaktı? Bacım mı girip bunun koynunda uyuyacaktı? Ben uyuyacağım tabii. Yazıklar olsun. Kalk lan yanımdan. Şuna bak. Hayaller yıldız, hayatlar sefer. Sarılıp okşarken, öpüp koklarken öyle demeydin ama. Bektim senden be. Boşayacağım seni. Boşal, boşal, boşal. Boşarsan boşal lan. Ben de giderim, babamın evinde kalırım yani. Ben istemeyelim, ben hiç istemem. Durun ula. Sabah sabah didişip durmayın. Kimse bir yere gitmiyor ha. Hep beraber gideceğiz buradan. Beraber gideceksek de önce babama gideceğiz. Konuşacağız, ikna edeceğiz. Anca beraber, kanca beraber. Oldu ya.
Canımı sokakta bulmadım ben. Ne yapacağız? Gideceğiz baba teker teker bizi mi vuracak misilleme diye. Sana yazıklar olsun. Beni, kuzeyini bu yolda yalnız mı bırakıyorsun? Sen az önce beni boşuyordun. Ne oldu? Hı? Abi. Aa, olur mu hiç öyle şey? Sen kuzeyinlik göz ağrısısın. O hiç boşar mı seni? Vallahi mı kız? Doğru. Ben bacana sonradan aşık oldum. Benim ilk aşkım sensin oğlum. İlk göz ağrım sensin. Benim de. Günaydın. Ay. İlan aşkınız bittiyse kalkın da kahvaltı edip gidek. Kalbi kırık analar babalar bekliyor. He valla. Gerekirse ağlayacağız, yalvaracağız ama yine de ikna edeceğiz onları. Yürü be. Çok güzel konuştun. Hay ağzını. Tebrik edeyim senin. Helal olsun. İsteyeceğim seni. Alacağım zalimimizi. Alabilirsen tabii. Haydi. Haydi kalkın ağa gidiyoruz. Kalkın. Bak hadi tamam. Dokuz ya. Ay. Hadi uyumuşsun burada ya. Bütücük yatağı. Ne yaptın kız orada? Oğlum ne yapıyorsun? Karı mı benim? Dokuz ya. Hadi gidelim. Don't panik sister. Henüz şive yapmadı. Sakin. Kızlar, nereye kayboldunuz ya? Gökçe, şu mu azlısın? Kız, ben size kaşarlı poğaça yapacaksınız demedim mi? Dedin. Aynı kaşar. İşte bak burada kenarda. Bu kaşarlı değil, kaşar kokulu poğaça olmuş. Ben hayatım boyunca içinde kaşar olan bir kaşarlı poğaça yemedim ki. Evet, ben de. Yani İstanbul'da hep böyle yapıyorlar. Kaşarları sadece poğaçaya koklatıyorlar. Ama burası Ordu canım. Burada kaşarlı poğaçanın içinde kaşar olur. Böyle koyacağım. Sare, ne yapıyorsun böyle? Dükkan batar. Bugüne kadar batmamış canım. Bundan sonra da batmaz. Koy sen. Hayır ya. Tamam yeter, bu kadar yeter. Bu ne? Senden güzel olmasın, çok güzel hamsi aldık. Sen de Mine'yi al gel. Limanda mangal partisi yapacağız. Sareciğim. Sare. Ne oldu? Niye böyle bakıyorsun? Yani bizim şu yarım saatlik yemek molamız var diye onu biraz uzatabilir miyiz lütfen? Niye? Bizim çocuklar mangalda hamsi yapmışlar ve bizi çağırıyorlar. Ne olur izin ver gidelim. Hayt be. Sare lütfen, Sare lütfen. Hadi gidin. Oh be. Derdim. Ama çok iş var ya. Aman Sare cadısına demeden gelin. İzin vermez o vicdansız. Ben size ya. Ben o kadar vicdansız değilim ki. Hadi gidin. İdare ederim sizi ben. Ya kim demiş sana vicdansız diye ya? Sen var ya sen bizim aşk meleğimizsin. Aşk. Uy. Sareciğim inşallah senin şu güzel yüzün aşktan yana güler be. Benim derdim yüzümün gülmesi değil. Beni ağlatanı daha fazla ağlatmak. Sen hiç merak etme. Seni ağlatan o vicdansızı öyle bir ağlatacağız ki hafızasından silinmeyecek. O pisliği var ya, o pisliği. Doğduğuna pişman edeceğiz. Onu Sibirya çöllerine yakacağız. Bak gör. Hadi gidin. Babama gözükmeyin. 1,5 saatiniz var ona göre. Sareciğim, sana getirelim mi hamsi, ister misin? Yok, istemem. Ama bak Osman'ım kendi elleriyle yapıyor. Çok da güzel yapar ha. İstemem dedim ya. 1 saat 29 dakikanız kaldı. Hadi. Kaçtık. Osmancığım kendi elleriyle yapar. Osmancığım kendi elleriyle kendi kuyusunu kazıyor da haberi yok. Alo. Acil ambulans lazım. Hekimim ben efendim, hekim. Adresi veriyorum. Mollalar sokak, numara 30. Acil bekliyoruz. Bu yalan acaba Hipokrat yeminime gölge düşürmüş müdür?
Yok canım, niye düşürsün ki? Hem zaten boz yaptım, ayağımı da kaldırdım. Hem yuva kurmak için söylenen yalanların günahı bile yok. Toplum sağlığını riske atacak bir durum da yok. Bravo Cihan, iyi başladın. Ha, doktor. Pembe Hanım, merhaba. Çamaşır suyu kokuyorsunuz. Ama yağ sökücü de kokuyor. Dikkat edin, zehirlenirsiniz maazallah. Niye geldin? Efendim, siz beni boş verin. Önce siz dışarıya gelin, bir temiz hava alın. Yok, gelemem. Ocakta yemeğim var, sağ olun. Ama son bir kez olsun, göreyim sizi. Son bir... Hayırdır, tayinin falan mı çıktı? Evet efendim. Tayinim çıktı efendim. Yani başvurdum, bir aya kalmaz çıkar. İyi. Hakkında hayırlısı. Ama öncesinde izne gidiyorum. Senelik izin. Şimdi gidip de dönememek var. Dönüp de görememek var. Göremeyip de hasretinden ölmek var efendim. Allah korusun doktor, gencecik adamsın, bir şeycik olmazsa. Olur efendim, olur. Siz yine de hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ya benim ne hakkım var ki sana? Sen pastaları, börekleri diyorsan gani gani helal olsun onlar canım sağ. Onları değil efendim. Ben güler yüzünüzü ve tatlı dilinizi diyorum. Doktor, sen çok iyi bir insansın. İnşallah gittiğin yerde çoluğunla çocuğunla çok mutlu olursun. İnşallah efendim, inşallah. Anam, ambulans mı ol? Kime geldi ki ya? Yazık. Size geldi efendim, size. He? Sizi kaçırıyorum da. Allah'ım. Çok tatlısın pembe. Ambulansı siz mi çağırdınız? Evet, evet, evet. Kapıyı aç, kapıyı, kapıyı. Çamaşır suyu zehirlenmesi. Kuştan aile sağlığı merkezine gideceğiz. Sağlık ocağı mı? Aile sağlığı merkezi. Eskiden sağlık ocağı deniyordu. Hala öğrenemediniz mi? Ben o kurumda hekimim. Hastanın da aile hekimiyim. Bütün sorumluluk bana ait. Kuştan aile sağlığı merkezine gidiyoruz. Pampa hayırdır, sıcak ekmek almam durduk. Yok ya, benim kürek mahkumlarını alacağım. Kızlara ne edeceksin ki? Ya babamın karşısına ne kadar kalabalık çıkarsak o kadar iyi. Kaleyi hiç tenfet edeceğim diyorsun yani. Güzel. Şeref amca torunlarına kıyamaz. Kızlar tereyağı gibi eritir onları. Ya onların hepsi zaten 04 yıldızcı. Çöpümüzü çatalım diye bakıyorlar böyle. Ben gideyim de kızları alayım. Tamam. Bana bak lan, gelmişken iki paçalı ver ya. Oğlum daha yeni kahvaltı ettik be. Lan ne var yani, stresten azıcık... Hayır, iki parça, iki lira ya bir parça. Parçanın hesabını yapıyor. Bu ne ya bu? Tamam abi, tamam. Sefer, boşan da seferin iyi. Selamünaleyküm Sare, kolay gelsin. Hoş geldin Kuzey abi. Neydi bunlar ya? Keçi peynirli. Fırından yeni çıktı, sıcak sıcak. Vereyim mi? Vallahi çok güzel koktu, sarsana şu dört tane. Benim cikciklerim mi yaptı bunları? Vallahi inanmayacaksın ama onlar yaptı, evet. Boynuz kulağı geçti. Vay vay vay. Yorulmuştur şimdi onlar. İçerideler mi? Kuzey abi, kızlar... Ne oldu? Uyukluyorlar mı yoksa? Tamam ya, kızmayacağım. Bir şey konuşacağım ben onlarla. Kızlar içeride değiller. Neredeler? Gelmediler mi? Yok yok, geldiler de. Öğle arasında limana gittiler.
mangalda balık yapacaklarmış. Benim kızlarım daha şofben yakmayı yeni öğrendi. Mangalı nasıl yakacaklarmış? Bilmem. Belki de o işi de Emin'le Osman yapar. Ne? O zibidilerle mi gitti benim kızlarım? Vallahi Kuzey amcığım, senin bu kadar sinirleneceğini bilseydim ben hiç söyler miydim? Söylemezdim. Ya ben onlara kaç kere söyledim. Benim kızlarımla görüşmeyeceksiniz dedim. Sana da aşk olsun Sare. Gönderiyorsun onları onların yanına. Aa yok yok, ben göndermedim, izin vermedim. Ben dedim ki yapmayın kızlar, gitmeyin dedim. Kuzey abi öğrenirse çok kızar size dedim. Onlar da dedi ki yak ya dedi. Babam nereden bilecek ki, haberi bile olmaz dedi. Yak ya mı dediler, böyle mi dediler? Ben gösteririm ona yak ya'yı. Kuzey abi ben de bir şey diyemedim tabii ki sonuçta. Patron sayılırlar. Nerede patron sayılırlar? Ben onları göstereceğim patronun kim olduğunu. Kuzey abi çok kızmasan, hani şimdi benim sana söylediğimi falan duyarlarsa aramız bozulur. Bir şey olmaz. Hadi sana kolay gelsin. Sana da kolay gelsin Kuzey abiciğim. Aferin kız Sare. Vallahi istesem bu kadar denk getiremezdim. Hadi bakalım. Şimdi görelim sizi şoför bey. Hop. Emin. Hop. Çök. Hoppa. 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 Hadi bakayım. Oynasana, oynasana zeytin gözlü. Hadi oynasana, ne oldu? Hadi açtın. Ne olası aldı ya? Hava da oynar. Ne oldu? Hava da oynar. Hadi. Hadi oğlum, hadi oynayalım. Oynasanıza, niye durdunuz? Hadi. Ay baba, ne yapıyorsun ya? Ortamı şenlendiriyorum güzel kızım. Ne oldu lan? Hadi gençler, oynasanıza lan. Oynayalım mı? Abi. Vallahi. Tamam o zaman abi. Ayağını biraz daha. Ayağım. Ne oldu? Hadi kızlar, hadi. Hadi hadi hep beraber. Bak böyle böyle. Hadi. Hoppa. Evet. Oyna oyna. Hadi. Safe course. Ay bir şey geliyor. Ne geliyor? Ne geliyor? Abi, abilim. Sinekten çekeyim mi lan bir tane? Yap, gelsin mi sinekten? Yapma abi, yapma. 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 Yapma Hüseyin abi, elinize her zöp. Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum, ben size kızlarımdan uzak duracaksınız demedim. Dedin abi. Dedin abi. Hala gevşek. Sıkayım mı lan bu da vidalarını ha? Babacığım yalvarırım, bak bir delilik yapma. Yapacağım kızım. Abi, bak vallahi biz... Bir balık ekmek yiyip gidecektik ya, balık yaptık ya. Oğlum, siz Türkçe anlamıyorsunuz mu lan? Bilmiyoruz mu Türkçe ha? Adam Türkçe konuşuyor. Rusça falan mı konuşacak ha? Siz istiyor duş. Bana bak, ben size demedim mi? Kızlarıma yaklaşırsanız sizi balıklara yem ederim demedim mi? Dedim abi. Hazır mısın Pampam? Evet. Ne? Ne? Düz! Düz! Ordu! Aa!
Atsana. Hadi vur sen de atsana. Oğlum ben bu çocukları buraya korkutmaya getirdim. Neden suya atıyorsun çocuğu bu soğukta? Lan ne bileyim baştan diyedin ya atmayacağız diye. Beni öyle attım. Ya sen ne oldun sen? Var lan çoluk çocuğu yanıma. Oley be! Allah'ım vallahi biliyordum ama biliyordum. Dedim. Kuzey abi aşıkları ayırmaz demedim mi? Dedim ya vallahi dedim abi seni çok seviyorum. Vallahi çok seviyorum. At. Osman. Hadi bak. Kaç. Kaçayım. Baba! Kızlar siz de kaçın. Ne olas? Oğlum ya ruhumu soktu ha. Dondum. Boşu boşuna attın beni. Of. Yazık çocuğa ya vallahi. Hadi bakalım. Evet. Bu ne suratlar? İçeri girince surat asmıyoruz, gülümsüyoruz. Tamam mı? Baba. Şirine'yi denize attınız. Siz bunun farkında mısınız acaba? Simit bile atamadım ben Legolas'ıma. Kızım, Beşiktaş vapurundakiler atar onlara simit. Ah be mavişim. Şimdi seninle Beşiktaş Kadıköy vapurunda olacaktık. Böyle martılara simit atacaktık. Efendime söyleyeyim, böyle karşımızda Dolmabahçe, Haydarpaşa, mis gibi boğaz havası. Allah Allah! Çok özledin galiba İstanbul'u. Öyle ballandıra iyi anlattın. Çok özledin, sen gidersin. Yok ben o... Yok, iyi anlattın. Ballandıra anlattın. Gidersin o zaman. Ya ben seninle gitmek istiyorum. Biz seninle tatile bile gidemedik mavişim ya. Tamam. O zaman izni alalım, beraber Fizan'a bile gideriz. Tatil planınız bittiyse babayı ikna etmeye gidelim. İkna edemezsiniz, bakkala bile gidemezsiniz, haberiniz olsun. Sen hiç merak etme Naide abla. O iş bizde. Biz dedemin ağzından girer, burnundan çıkarız. İkna ederiz yani, merak etme. Tamam. Toplayın şimdi kendinizi. İçeride yapacaklarımızı anlatıyorum. Tamam mı? Gülümseyeceksiniz, duygu sömürüsü yapacaksınız. Mine, sana görev veriyorum. Bir numaralı bakışını takınacaksın. O hangisi ya? Yavru köpek bakışı. Yap bakayım. Enik. Kaşlar daha yukarı, daha yukarı. Gözler daha dolu dolu. Dudakları bas aşağı, bas. Titret, çeneyi titret. Titret. Abi. Çok namussuzum ya. Korktu mu kız? Sefer ne güzel yapıyor değil mi lan? Vallahi ben bunların içinde şeytan olduğunu bilmesem ben bile yerim. Sahtekarlar! Bağırma kıza. Yap dedin yaptık baba işte ya. Sana yazıklar olsun baba ya. Sen bizi resmen kullanıyorsun. Dedemin duygularıyla oynatıyorsun. Oynatırım. 40 yılda bir sahtekarlığınız işe yarayacak. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Sen ne komik adamsın ya. Ne oldu? Ay ne oldu? Bir şey söylesenize. Poyraz'a mı bir şey oldu? Kız boş konuşma. Dokuzcan ne olacak? Hayırlı iş için geldik. Çık çekil. Ne? Ay benim isteyeceğiniz yoksa? Hayır Kamer. Biz kendimiz için geldik. Sıra bizde. Az biraz bekleyin siz. Haydi çekil. Geçin ya. Tek kanatlı kapı ya. Sen artık bak çok havalanmaya başladın ha. Uyarayım. Bir dost. İyice yeni gelinliğe kaptırmış kendini. Ne oluyor ya? Tut. Tamam güzelim sen bakma onlara. Babamlar evde mi? Evdeler. Keyifleri yerinde mi? Yani pek de yerinde sayılmaz. İkinizi böyle baş başa basınca malum tatları kaçtı. Sana fikrini sormadık. Sorulana cevap ver. Çay var mı onu da sen önce. Çay çocuk. Ay ne istiyorsunuz siz be? Geldiniz böyle birden. Babam bizi yem olarak kullanacak. Baba? Kızlar ne oldu? Neyden bahsediyorsunuz? Bir şey olduğu yok kızım. Güzel şeyler olacak. Ama birazcık sizin maharetinize bağlı. Bizim mi? Ne? Ablacığım neden anlamak istemiyorsun? Sevgili babacığımız dedemi ikna etmek için bizi öne sürüyor. Ya baba yani bizi de bu evden kovdurmaya niyetin var. Ben size güveniyorum yavrularıma. O zaman hakkınızı helal edin. Abi kim gelmiş kızım? Hadi sağdan gidiniz. Saatledir kapıda konuşturuyorlar için. Buralarda oturun. Benim montanın nereye asılacak montlar? Dürüm yaptım. Ya dur sen abi ya. Çalış musibet be çalış. Bu kadar emek dersin diye atamadık. Dedeciğim. Babaanneciğim. Grandpa'cığım. Canım benim. Dur ne oluyor kızlar? Dur. Sizin bu saatte ne işiniz var burada? He? Yoksa işten mi kaytardınız? Aa, yok. Vallahi kaytarmadık. Biz İzinliyiz. Ne izniymiş o? Evlilik izni. Ne? Kiminle evlendin?
evlenmelisiniz. Ay yok babaanneciğim, biz evlenmiyoruz. Babamla Yıldız abla evlenecek ya, hani tabii gidip isterseniz. Otur, otur, sakin ol. Ben o geberik Yaşar'dan tuz bile istemem. İlahi dedeciğim, sen de yani. Tuzunu ne yapacaksın, kızını alacağız. Olmaz öyle şey. Vallahi ben denedim, olmadı, kolay gelsin. Bebeciğim bak lütfen, Yıldız ablayla babama senden başka çaresi yok. O yalı kazığının adını anmayın. Benim Kuzey diye bir oğlum yok. Ne o? Kendi gelemedi, sizi gönderdi değil mi? Ya babacığım niye öyle diyorsun? Ben aslında kendim gelecektim. Kızlar dedi ki biz dedemizi ikna ederiz dedi. Senin ne işin var lan burada? Şey atarım ulan seni yıkama. Sakin, sakin. Şerif amcacığım, sakin. Şerif amcacığım. Az biraz sakin ol, az biraz otur. Kalbini düşün. Ne oldu lan? Şeref amcacığım. Ne olur abi, düşmanlık artık bir son bulsa. Hı? Aa, bizim mutlu olmaya hakkımız yok mu? Senin baban o kurşunu sıktığı gün o iş bitti kızım. Nerede? Ulan kes. Vay be. Radyoyu kesin. Yapar ya Şeref amcam benim. Yetenekli. Ya Şeref'im o öyle değil yani. Babam yanlışlıkla şey yaptı onu. Kuzey'i evde görünce öyle... Babam normalde önündeki şeyi vuramaz yani. Ondan ötürü o. Atarım bak buna. Ya babacığım... Poyraz da aynı şeyi yapsa, bizim evimize girse... sen de onu vurmaz mıydın şimdi? Aynı şey mi o lan? O benim kızımı kaçırdı. Aynı şey baba. Ben de Yıldız'ı kaçırıyordum ya. Hıh, iyi ettin. Keşke daha iyi bir yerlerinden vurulsaydın. Ben de tam bunu diyorum babacığım. Yaşar amca haklı. Ne haksız efendim, haksız. Kimse benim olma kırışımı sıkamaz. Sıkamaz. İyi, oğlunuzu bu kadar düşünüyorsanız everin o zaman. He, kıymet bilen bir oğlum olaydı... ben onun sevdiğini almak için dünyanın öbür ucuna gider alırdım. Ama kıymet bilen böyle babasına saygı gösteren bir evlat göremeyim ben. Beşini yumuşatırım onu sen şey yapma. Antende mi sıkıntı var radyoda? Sıfır. Ne ya, ayıp ya. Limonlu bir su yapayım sağ. Çok başarılıymış ha. Anam. Bunlar ne ya? Ay çok güzellermiş. Bu ne ya? Thank you.
Doktor, ne olayım? Ömrümün geri kalanını sizin güler yüzünüze bakarak, tatlı sözlerinizi duyarak geçirmek istiyorum. Mutluluğunuza, acınıza ortak olmak istiyorum. Benimle evlenir misiniz? Sen neysin doktor? Ne diyorsun? Ya ben kaç kere daha reddedeceğim seni? Kaç kere daha bizler olmaz diyeceğim ben sana, ha? Ama... Gelme üstüme! Gelme! İstemeyim diyeyim, anlamayın mı? Bizler olmaz diyeyim, anlamayın mı? Ben seni çok seviyorum. Yeter! 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 Yıl olmuş 2020. Eter nedir ya? Hiç yakıştıramadım sana doktor. Aman. Allah insan doktorun da hayırlısını versin. Hadi benden utanmadın. Hipokrat'tan da mı utanmadın canım? Pembe, lütfen. Sen benimle gerçekten evlenmek istemiyor musun? Yani lafımı sakınmam. Şeref emmi, siz Emine teyzemle nasıl evlendiydiniz? Nasıl olacak? Telli duvakla evlendik. Yok yok, onu sormayayım. Ondan öncesi, ondan öncesi. Daha öncesini ne edeceksin kız sen? Şeref efendi. Niye saklayın? Kaçarak evlenmedik mi? Güzel, güzel. Sorumun cevabına yaklaşıyor. Sen peki... Emine teyzemi niye kaçırdın? Ayaklı gazeteci kuyruğumuz. İstediğimi vermediler. Peki tamam, güzel, bu da güzel. Bunu cebe atıyorum, son soruya geliyorum. İstediğim cevaba yaklaşıyorum. Bu güzelliği güzelliği kaçırırken senin yanında kim vardı? Kim olacak canım? Senin o geberik kayınpederin vardı. Ha işte ha, siz kavuşun diye benim canım geberi kaynatam. Geberiyordu değil mi az daha? Geberiydi, vallahi da geberiydi. Ne geberiydi ya? Ne vuruldu? Ay nasıl yani? Siz babaannemi kaçırmaya gitmişken babaannemin babası Yaşar amcayı mı vurdu? Ya vurmadı, öyle sıyırdı geçti ya. Vurdu vurdu. Ya ne bırak Allah aşkına. Baba adından vuruldu. Yapma Şeref emmi ya, gözünü seveyim yapma çolun çolun yanında. Babam anlatır durur yani. Baba adına saplanmış kalmış kurşun. Hatta babam arada sıra da böyle yan oturur, yanlar yani babam senin yüzünden. Senin bu babam böyle sahtekarlığından yan oturuyor. Neyse ne bu lan.
40 yıl öncesinin mevzu. Şerefem mi? Hiçbir şey mazide kalmaz. Benim kaynatamın 40 yıl önce yediği kurşun, senin için yediği kurşun, oyun kuzey sıyırdı geçti. Aynı şey mi ulan? Yani bir şekilde ödeşmiştik, ödeşmişler işte yani. Ödeşme yok efendim. Yaşar benim o zamanlar can dostum evet ama şimdi can düşmanım. Baba ne yapayım şimdi? Tekrar kız mı kaçırayım? Kaçır lan, sonuna kadar akıllarım bak, vallahi bak. Kızı kaçır, ben de ne gerekiyorsa yapacağım, destek şunu. Abartma istersen abi. Neyse, bana bulaşmayın da ne edersen zet. Ben o eve bir daha girersem Yaşar amca bu sefer ıskalamaz baba. Allah korusun. Şeref amcacığım. Hı. 20 sene önce beni istemeye geldiğinizde hatırlıyor musun? Aa bu benim oğlum, senin kıymetini bilmez. Keşke benim gelinim değil kızım olaydın dediydin, hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Hatırlayayım da. E haksız mıyım kızım? Senin kıymetini bildi mi bu? Ama şimdi hatasını telafi etmek istiyor. Niye ona bir şans vermiyorsun? Baban da bu düşmanlık olduktan sonra bu iş olmaz kız. Boşuna heveslenmeyin. Şeref amca, aa bu düşmanlığı bitirirsen biz sen bitirirsin. Ne olur öyle eskisi gibi aynı sofraya otursak. Hı? Sen bari radyodan en sevdiğin türküleri çalsın. Yeah. Hem bak artık kocaman kadın oldum. Öyle hamsi böreği de yaparım artık sağ. O zaman yapamaydın değil mi kız? Vallahi şimdi öyle bir yapıyorum ki aa parmaklarını bile yersin. Vallahi mi? Tamam ula tamam gel artık. Aa bak yalı kızı sen düşün değil ha bu pamuk kızım için gideceğim istemeye. Oy güzel kızım. Ulan durun. İyisin. Üç kız olarak hallettik işini. Lan çekilin tamam ulan. Senge. Bak. Bu sefer de bu kızımın kıymetini bilmezsen var ya... ...o geberik Yaşar'a bırakmam, ben seni gebertirim ha. Ya babacığım o nasıl söz ya? Ben başımın üstünde taşırım onu. Yani elini sıcak sudan soğuk suya sokturma. Tamam ulan tamam. Babaların babası be. Sen git sefere sarıl. Neyse hadi hadi. Babam gibi yan oturdum bak işte soyacı. O ne ya öyle? Kamer! Kız senin ne işin var? Ne oluyor böyle? Niye çene gibi toplandınız? Bekle bekle anlayacağım birazdan. Baban evde mi lan zıp çıktı? Yoo. Ya evde de şey abimin tarafındalar. Bir şey mi oluyor ya anlatsanıza? Oldu. Alacağımız var babandan. Çekil lan cüce. İzin vermiyorum hayır. Giremezsiniz. Her şey bitti. Bu sefer benim çeyizlerime göz koydunuz değil mi? Ay bunlar da her şeyleri üstten alıyorlar ya. Konunun sizden bir alakası yok. Öyle mi yenge? O yüzden mi her seferinde ayrılan biz oluyoruz? Ulan aşkımıza saygı duymadınız. Bari anılarımıza saygı duyun be. Ben ölsem de o çeyizi vermem bitti. Ya Poyraz bir dur sakin ol Allah aşkına ya. Yanlış anladın sen. Ya alacaklıyız dediysek çeyizlerini değil ablanı alacağız babandan. Ablanı. Ablamı mı alacağınız? Kafam karıştı anlamadım bir dakika. Sonunda Kuzey beni babamdan isteyecek çok şükür. Ne? Benim Yaşar Radoğlu dışında bilmediğim bir babam daha mı var yani ha? Artık dayanırım. Of! Beni sinirlendirme artık kapının önünde. Kendine gel. Kendi öz hakiki babamızdan isteyecek. Arttırıyorum beni. Ya siz iyice delirdiniz ha. Allah aşkına bir düşünelim bir dakika. Şimdi benim babam kalkıp da ablamı Kuzey abiye verir mi hiç ya? Akıl var mantık var ya. Hem babam Savaş Borazan'dan öttürmeye başladı bile. Sen merak etme. Benim özel olarak yetiştirdiğim askerler karşısında babam direnemez. Değil mi askerlerim? Evet. Evet. Biz zaten karşı cephenin komutanını ateşkesi ikna ettik. Şimdi sıra Yaşar dedemizde. Peki. Gazaz mübarek olsun ne diyeyim. Babam da savaş bıçaklarını bilemekle meşguldü zaten. Yeter Yaşar Bey yeter. Önce bıçak bırakmadın. Hala rahatlayamadın mı? Rahatlayamadım. Bunlara biledikçe daha fazla bileniyorum.
Keşke o mal DNA karşıma çıksa da onu öyle bir hacamaz etsem. Ben de demek için konuşayım ya. Yaşar Bey, ha. Yaşar Bey bak kimler geldi. Allah! Allah'tan keşke başka bir şey isteseydim. Gel, sana bir deneyim şunu, gel. Sefer. Babacığım, beni çok mu özlediniz yoksa? Baba, ne yapıyorsun ya? Kara şunu. Şimdi konuşabiliriz. Benim bu zurtapozla konuşacak bir şeyim yok. Ula bak, bıçaklarımı yeni biledim. Üstünde denerim ha, ona göre. Baba, o nasıl söz ya? Bak, ben sana torunlarını getirdim. Neyi mi? Hadi be Yaşar Step Grandpa, affet artık babamı. Kır şu inadını. İzin ver Yıldız ablaya anne, sana da dede diyelim. Ver Yaşar dedeciğim, elini öpeyim. Evet, gel. Ben sizin dedeniz değilim. O şerefsiz şerefin torunlarını bu yalı kazığının da çocuklarına dedelik etmiyorum ben. Ben de ha bu yalı kazığına verecek kızım yok. Ben de alacak kız var ama. Bu kızın bu evde ne işi var Poyraz? Ya kusura bakmayın da asıl sizin benim evde ne işiniz var? Yani koca eviniz var orada, her dakika buradasınız. Bu nedir ya? Hayır. Görüyorsun değil mi Hanife? Çocuklarımız bile bizi bu evlerde istemiyor. Ya baba artık yeter. Bu düşmanlık bitsin istiyoruz biz. Biz böyle kocaman bir aile olalım istiyoruz. İçinde kuzeyinde, kamerinde olduğu ama en önce en başta sizin olduğunuz kocaman bir aile olalım istiyoruz. Boş kapıyı beklemeyin. Ben molalarla aile olacağıma öleyim daha iyi. Biz o kapıyı çoktan kapattık. Evet. Benim can kuşum dediğim o kadın gelip bütün çeyizi başıma fırlattı. Ya anacığım böyle 3-5 parça kumaş parçasının ne önemi var Allah aşkına değil mi? Vallahi mi? Çeyiz çeyiz diye anırırken öyle demeydin Poyraz Efendi. Oğlum sen gururu ağaçta yetişiyi sanayın Ella. Sizin gururunuz var da bizim gururumuz yok mu? Ya yazık değil mi bize değil mi? Sizde gurur olsa istenmediğiniz yerde durmazsınız. Bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum ama duramayacağım yani gireceğim lafa. Ana, anacığım, anacığım siz nasıl evlendiniz? Nasıl olacak? Anlı şanlı güzel bir düğünle. Yok yok yok, onu söylemiyor. Öncesini soruyor. O isteme gecesinde. Neler oldu? Şöyle oldu. Ben bizatihi kendim onların evlerine gittim. İstedim. Onlar da mali memnuniye verdiler. Ana, vallahi mi ya? Bu kadar basit oldu yani. Siz gittiniz istediniz, onlar da verdiler. Sever benimki yemedi, sen devreye gir. Haydi bana ne iş yap? Baba, yapma ya. Acı şu garibanlara, yapma gözünü seveyim. He dede, mutlu olalım. Mutlu olsunlar. Bak, ben en sevdiğin oğlunum yani. İlk göz ağrım seni, kırma beni. Sen benim ilk göz ağrım değil, sen benim baş ağrımsın, baş. Hayır kız, ne diyorsunuz? Nasıl lafa ya? Ama ben öyle değilim değil mi baba? Hem benim mutsuz olmamı istemezsin sen. Hani ne demiştin zamanında? Sefer projesi başarısız oldu diye beni yaptın demiştin ha? Seni öldürürüm Mahmut'u. Asıl başarısız olan sensin kabak karpuz. Hayret bir şey. Ben babam için mahpusa girmeye bile razıydım lan. Yıllık. Öyle demedim abi. Ya baba sen bu mollalarla barış. Bak kendi ömrümden alacağım, senin ömrüne vereceğim. Söz vereyim ha. Niye barışacağımışım? 20 sene evvelki attıkları kazık yetmedi de şimdi tekrar mı kazık attırayım kendime? Babam, babacığım bak ben affettim. 20 yılı unuttum. Sen de affet artık ne olur. Affetmeyeceğim. Baba, bak ben artık çocuk değilim ha. Gelin kendi rızanızla kabul edin. Bir dakika, bir dakika. Çekil, çekil, çekil. Çekil. Yıldız, sen az önce bizi tehdit mi ettin? Peki diyelim ki kabul etmedik. Ne yapacak? Kaçacak. Ne? Kaçıracağım mı? Hele bir kaçır, bak ben sana neler edeceğim. Baba, bak Şeref amca daha kabul etti. Düşmanlığımız son olsun dedi, kabul etti, gelecek. Kendi rızasıyla beni senden isteyecek. Ne? O ihtiyar kabul etti mi istemeyi? He, kabul etti. Etti tabii. Yaşar amca bak, her şey senin iki dudağının arasında. Affedin şu aşıkları. Hadi be Step Grandpa. Ciciş dede, biliyor musun? Şeref dedem Yıldız anneye elini öptürdü. Ver ben de senin elini öpeyim baba.
Madem onlar önce kabul etmiş, bence biz de kabul edelim Yaşar Bey. Tamam ulan. Gelin isteyin. Güzel aldı bu. Al buyurun. Helal olsun, babama bak be. O zaman bu akşam geliyoruz, istiyoruz. Gel, gel. Babam be. Anne giyeceğim ben. Hadi ben gülmeyeyim, gülünce bıyık atıyor. Gülüyor. Ne duruyormuş? Hadi gitsenize. Çok iyi, çok iyi. Ay. Gidin dedim ben. Aldı Asama. Görüşürüz. Hadi. Haber. Arayacağım haber. Abla hadi. Abi bıyın. Bıyın akın. İbrahim, bak doğal bir şey yap ha. Böyle kabartma kafamı. Kuş yuvasına çevirmeyesin. Merak etme Yıldız. Deniz kızı yapacağım seni. Oy. Yıldız karışma, sen ayıp onun işine ya. Vallahi Yıldız abla, ben senin yerinde olsam ha böyle gösterişli bir şey yaptırırım ha. Oldu olacak, gelin başı yaptırayım isterseniz. Ay Allah söyletti, tez zamanda inşallah. Hakan'cığım biraz sakalları toplasan yeter, gerisi sende. Tamam. Oğlum saçma sapan konuşma, damat dediğin sinek kaydı tıraş olur ya. Arkadaşım direkt vur usturayı, şey yapma direkt. Ya sen... O ne lan? Michelangelo gibi tipine bak sen. Tamam lan tipimde. O ne lan? Oğlum bıyı... Ulan şuraya bıyı mı koydun? Kim çaldı bıyı? Vay kılçık, ne lan bıyı mı? Oğlum bak... Ben oyuncak mı? Ne lan bıyı mı? Ne yapıyorsun ya? Çık lan oradan. Kesin lan bıyı. Beni bağırtırıyorsun, kuaförler de burada. Sakin, tamam dağıtacağım ya. Bir müsaade eder misin, size bir gevşe önce. Yılık. Tamam. Bir gevşe. Düzgün tak. Bak uçlara biraz tepeye bak. Tamam. Hani. Yapacağım. Normal tak. Güzel. Güzel bak. Az bas. Biraz bas. Ulan! Ulan seni gebertelim bak köpek. Tamam abi. Hayvan herif ya. Canıma oturdu acısı ya. Ulan sana da başlayacağım, bıyığına da başlayacağım. Ne geldi size şu bıyık yüzüne geldi başıma, istemiyorum ya. Oldu mu lan bunlar? Deli yaptın beni. Gözlerim kanadı ha. Ya sahneye çıkmayacağım, görücüye çıkacağım ben. Ay Yıldız abla, bence bak bunu giy, böyle bembeyaz kuğu gibi olursun ha. Aha yine o elbise. Kız ben nikaha gitmiyorum diyorum, görücüye çıkacağım diyorum size. Üf kamer ya, ne alaka? Daha bakın, daha bu nasıl? Çok mu günlük kalır? Ay Yıldız, bunlar da yaylaya çıkarsın, yaylaya kadar çıkabilirsin yani. Ay çok çirkin bu ya. Ya. Ne giyeceğim, ne giyeceğim? Dur kız, telaş yapma. Beğenmedin. Ay buldum Yıldız. Ha çok yanaşır. Kız yenge, ben leopar mıyım ya? İstemeyeyim bunu al. Ağaç olsun, niye atıyorsun elbiseyi? Bunlar hepsi senin dolabından ya. Bana başka bir şeyler gösterin haydi. Ne giyeceğim, ne giyeceğim? Ay. Şu nasıl? Evet, sıradan mı? Evet. 10 üzerinden 3. Bu nedir ya? Bir. Ben onu bir deneyeyim. Ah. Hakikaten bir bal. Korkunç. Getir bakalım bir. Getir 5. Ver bakayım. Bakayım bir. Güzel de yani pantolonunla uymadı. Olmadı tabii. Bu nasıl bir renk? Ama şu güzel bak. 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 İşte bu güzel. Evet. Pantolonunla da uydu. Çok iyi.
Tamam, bağla at. Ben mi bağlayacağım? Bağla, bağla. Feride, ne oldu kızım gömlek? Az kaldı babacığım, bitiyor. Ya çizgi yapma sakın kollarına. Yok, yok, yok. Gökçe, gemici düğümü mü atıyorsun kızım? Kravat mı bağlıyorsun? Ha işte bunun için aldım bunları okuldan. Kravatlarını bile bağlayamıyor bunlar da. Ver şunu bana, ver ya. Gömlek de hazır. Ha, bakalım. Aferin kız. Ay. Nasıl geçiyorsun ya? Ya. Bu günleri görmek de varmış. Ağlama. Güzel olacak. Yalancı. Ağlama hadi. Nasıl oldum? Canım çok güzel oldum. Prensesler gibi oldum. Maşallah. Şurası nasıl yenge? Aa. Yok yok, gayet kapalı, güzel. Hı. Evet. Kızım. Annem. Annem. Çok güzel olmuşsun kızım. Allah'ım hep böyle yüzünü güldürsün inşallah. Gınalı kuzum benim. Amin annem. Yıldız bak, o boncuklar doğru görüyorsun buradan. Sakın ağlama, makyajın bozulur. Tamam. Ama bak sen de ağlama ha. Bak evlenmem, bir 20 yıl daha başına kalırım sonra. Tamam, ağlamayacağım. Oy. Yalnız. Tamam, Yıldız'ın saçı bozuluyor. Tamam. Kız çok güzel ha, insan dönesi geliyor ya. Döndü. Ey maşallah kardeşime ya. Heyt be. Ya şu yakışıklılığa bak ya. Ay sağ olun ulan. Kuzey Mollaoğlu geliyor. Ne yapıyoruz? Boş yapmıyoruz. Kraliçemizi almaya gidiyoruz. Yes! Çok iyi. Tatlıya bakalım. Azıcık şunu tadına bakın baba. Ve işte karşımızda kainatın en parlak yıldızı. Maşallah, maşallah, maşallah. Dur, kalk bir kere maşallah. Kızıma bak, kızıma. Dur, kalk bir kere maşallah. Kızımın güzelliğine bak. Oh hey! Yıldız. Aha, şey ablam atışım alıp evet. Nerede tırladığımızı anladı baba. Evet, evet. Bir nereye yedim, bir nereye. He abla, vallahi şey tadına baktık. Hani görücülerin ağzına layık mı değil mi onu test edelim dedik değil mi baba? Evet, evet. Ya istediğinizi yiyin ha. Sizden mi sakınacağım? İstediğinizi yiyin. Anne, ikramlıklar bu kadar mı? He, 10 çeşit yeter diye düşündüm ben mi? Az mı etmişim, yetmez mi? Ya isterse 20 çeşit olsun ha, gürültü yok. Kuzey'le kızlar en çok gürültü seni ya. Kız ne diyor? Aha. Ne yapıyorsun abla? Gürültü edeceğim. Ya sen bu gu halinde gürültü mü yapacaksın? Ben yaparım gürültü, o iş bende. Kamer. Gelin gibi olmuşsun kız. Hazır böyle iki aile toplanıyorken bize bir yıldırım nikah mı kıydırsak ha? Ula az geri dur, az geri dur. Sıra büyüklerde, önce büyükler. Ondan sonra küçüklere sıra gelecek. Kamer, sen de haydi evine git. Daha beni istemeye geleceksiniz ya. Ay yok, gitmem, ben de kız tarafıyım. Hem ben ne de olsa artık bir evin gelini sayılırım. Ben de senin gelininim. Arkadaşlar, arkadaşlar hatırlatmak isterim. Bu evin tek resmi gelini var, o da Naide Kadıoğlu. Babacım, babacım. Tamam Ayda. Git de üstüne güzel bir şeyler gir, hazırlan ha. Yok yok yok, ben böyle iyiyim. Çok rahatım ve çok mutluyum bu hayatta. Baba, kurban olayım. Sen gelin babasısın. Ciddi olman lazım ha. Yakışıklı olman lazım. Hadi git bir takım elbise falan giy Ayda. Takım elbise falan giyemem. Benim fıtratımda yok takım elbise. Beni boğuyor böyle gömlek, kravat, biliyor musun? Boğuyor. Yaşar Bey, kız doğru değil. Olmaz öyle. Git haydi üstüne doğru düzgün. Şey. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Yakışıklı olacak. Yakışıklı olacak. Yakışıklı, yakışıklı. Haydi, babam benim ha. Kurban olam ha. Poyraz. Ha abla. Ablasının gülü. Haydi, haydi sen de git üstüne bir şeyler gir ablacığım ha. Haydi. Ya abla, oğlu olacak. Ben de damatlı mı giyeyim istiyorsan ha? Allah Allah, sen niye bunu bu kadar abarttın ki? Ulan bu benim hayalim. Takım elbise giyeceksin ya. Takım elbise. Haydi Poyraz, kurban olayım ablacığım. Haydi, git üstüne takım elbise giy ablam. Haydi ha. Ulan senin hayalinde ben mi takım elbise giyiyorum? Kuzey abi giyecek zaten, yeter daha olsa. Kuzey.
Kuzey'de giyecek, sen de giyeceksin. Haydi abla. Ya abla uğraşsın. Ya, bundan hiç gerek yok. Sen de bir ondan giyeceğim ha. Kuzum benim. Sen hiç de salanma hiç. Hayalinden bile güzel olacak her şey inşallah. Aa inşallah. Bugünü de gazasız belasız atlatalım. Daha da bir şey istemeyeyim ha. Olacağım, olacağım. Sakin. Aa tansiyonum oynuyor. Yok Kuzey canım. Vallahi tansiyonum oynuyor. Heyecanım, heyecanım. Haydi yenge durma sen daha. Hadi. Yürüt. Hadi yürüt. 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 Yerde benim sağlığım. Evet. Daireva da olayını hazırlanıyorum. Gel sen de otur azıcık haydi. Aa, oturamam ben. İmkanı yok oturamam ha. Şu an bir nefes alıp koyayım. Sağlamıyor. Aa yürüdün. Of be. Bana bağırmasın ha bu bağırmasın. Yavrum ne tamam tamam yeterim mi mi sıktın ya yeter ya zaten zor takıyor. Ama çok yakışıklı oldun. Sen de genç kız gibi olmuşsun maşallah pek bir güzelsin. Ve işte karşınızda Kuzey'in daimi kralı Kuzey Ballıoğlu. Nasıl olmuşum? Ah oğlum, çok yakışıklı olmuşsun. Tütü tütü maşallah. Baba, bir şey demeyeceksin mi oğluna ya? Kol düğmelerin mi yok sen? Ya o kadar kusur kadı kızında da olur. Yani o aceleden takamadık. Madem öyle. Ah. Şeref Efendi. Bunlar rahmetli dedenden bir yadigar. Hani bakayım? Dede bunlar çok güzel. Evet. Aslında bunları bu banza çok daha önce takmam lazımdı ama... malum nasip bugüneymiş. Hadi bakalım. Babam bunları ben evlendiğimde takarken, oğlum dedi, sen de bir gün eğer bir erkek evlada sahip olursan, düğününde ona takarsın. Bir gün bile takmaya kıyamadım. Olur ya, kaybederim, başına bir hal gelir, oğluma takamam diye korkmuştum. Ne bileyim ben yıllardan beri takmayacağını, burada kutusunda duracağını. Hadi uğurlu kıdemli olsun. Baba bunlar çok değerli benim için. Sen de değerlisin evlat. Babam, kardeşim. Ben bakarım. Dama buna tamam, hadi yeter. Git. Hadi. Hadi. Vur kızım. Kızım bir çık oradan ya. Papa. Nasıl olmuşum? Ay. Oo, oğlum valla damat gibi olmuşsun ha. Oğlum damadım ya ben zaten. Yok. Kusura bakma kızım. Önemli değil, önemli değil. Yeri gelmez ya, sıkıntı ya. Oğlum sen benim çikolatalarımı mı yiyorsun? Hayır oğlum, aşartıya verdiler, onlar yiyeyim. Senin çikolatan niye yiyeyim? Yalnız bir dakika ya, bu işte bir terslik var. Normalde çiçeği erkek tarafından alması gerekmez mi? Rahat pampa ya. Ben şimdi kız tarafım oğlum, erkek tarafım biraz karıştı bende. Oğlum benim pampam sen, erkek tarafısın. Kızın da abisiyim. Ama neyse ya. Burada erkek tarafı olurum, oraya gittim bu kız tarafı olurum ya. Olacak, ne olacak? Bu arada babamı ne seni çikolatalardan aldım yani. İyi ettin, iyi ettin. Bana bak, hadi saat geç oldu. Gidelim, alalım, isteyelim kraliçemizi ya. Hadi. Dur lan, olur mu öyle şey? Ben şimdi gideyim hemen kız tarafı mı? Yerleşeyim, sonrasında gelin yani. Tamam. Ah, ben önden gideyim de arkadan şey yapın, biraz bekletip gelin, hadi. Tamam. Hadi kızım, sen de al hadi onu. Hadi bakalım. Ben çikolatayı alayım. Ben alayım. Ah, tamam, hadi, hadi yürü. Hadi kızla. Hadi, geç. Hadi yürü, başka. Çok insan var. Yani.
Bugünleri de gördük Ayıldız'ım. Sonunda duamız kabul oluyor. Vallahi daha hala inanamıyorum Fadime. Ay Yıldız abla, çok güzel olmuşsun. Aynı prensesler gibi, peri kızları gibi. Allah nazarlardan vurursun. Kız, doğru diyorsun ha. İyi hatırlattın. Dur, benim bir boncuğumu, huyum. Nazarlanmasın. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nerede kaldı bunlar? Poyraz. Ha? Haydi, haydi ablam tıkınmayı bırak da ara nerede kaldılar? Ya bırak şu işe yaramaz ya. Ben çıkınca hemen arkamdan çıktı onlar. Ellerde kulağında gelirler şimdi. Ya biz kız tarafıyız. Öyle hevesli gibi arayıp ne diyeceğim? Bizim kızı ne zaman istemeye geliyorsunuz mu diyeceğim şimdi abla yani. Ya yenge, hadi bari sen ara. Arada nerede kaldıklarını öğren haydi. Nazarlanmışım. Mollalar zaten verdikleri sözleri ne zaman tutmuş ki? Bunlar bence vazcaymıştırlar. Baba ne diyeyim bir dur ya. Yalan mı ula? Kuzey olacak o küspe çikolata yemek için bizi yaylaya ayağına çağırmamış mı? Ya dayı senin ağzın ne konuşuyor ya? Esma haydi sen ara. Biriniz arayın ula. Arayın biriniz hadi biriniz arayın. Ay. Tamam kızım tamam anasının kuzusu sakin ol. Neredeyse gelirler. Sakin. Herkes beni dinlesin. Ama iş böyle olmayacak. Ne? Vaz mı geçtin? Vazgeçtim. Ne oldu? Ne? Burası benim evim değil. Ben burada kız vermem. Baba, senin evin oğlum niye evi? Ne fark eder? Yaşar Bey, o kadar insanı bizim eve nasıl sığdıracaktık? Burası iyi, sus sus sesini çıkarma. Düşman kara sularımıza girdi. Ne düşmanı Şükrü? Saçma sapan konuşma. Ah, geliyorlar. Geldiler. Geldiler. Ah, nasılım? Nasılım? Tamam, dur sakin. Herif padişahının kızı bile halt etmiş, hiç merak etme. Ben nasılım Hanife? Hayırdır Yaşar Efendi? Seni mi istemeye geliyorlar? Sen! Ay! Gel, 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 gel. Bu ne güzellik. Bu ne karizma. Hoş geldin. Geçin, geçin. Geçin. Hoşçakalın canım. Görünüyorsun Cüsmen'im. Çok güzel olmuşsun Yıldızmam. Ay ne yapıyorsun? Ev geniş, rahat rahat şey yapın yani. Geniş ev. Bağımgilinki gibi değil, geniş ev. Hadi kızım, kes çabuk. Eyvallah. Eyvallah. Bunların ne işi var burada ya? Hayırlı bir iş için geldiler. Nasıl ben sana kız vereceksem, sen de onlara vereceksin. Ama Yaşar Baba, ben buraya kız vermeye değil, kız almaya geldim. Oğlum, atlama hemen, olay çıkarma. Yaşar amcan öyle takılıysa. Şeref, duyduğuma göre bana küs müsün ha? Yok canım, ne küseceğim. Alt tarafı oğlumu vurmuşsun. O da hak etti canım. Yani tam vuramadım gerçi. Sıyırdı geçti. İyi etmişsin, iyi etmişsin. O da senden izin almadan evine girmiş, hak etmiş. Hak etti, daha fazlasını hak etti de dua etsin sana, senin hatırın var. artık küslük müslük kalmadı inşallah. Öyle değil mi Yaşar? Evet, tabii, tabii canım. Yıldız, hadi kızım. Ne hadi anne? Mutfağa diyeyim kızım, mutfağa. Niye? Nasıl niye kızım? Mutfağı yapacaksın ya.
Ne kahvesi? Bu kafa iyice gitti. Müsaadenizle. Yıldız, Ömer, hadi. Ömer. Çok heyecanlı ya, normal tabii. Şeref Bey, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun efendim, iyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Çok şükür. Sağlığımıza da duacıyız. Sağ ol, sağ ol. Kızlar, siz de iyisiniz inşallah. Hepimiz mi cevap verelim, sözcü mü seçelim yoksa çöp mü çekelim? Bence hepimiz aynı anda cevap verelim yoksa teker teker soracak. İyiyiz, iyiyiz. Ay çok şükür, çok güzel, çok güzel. Pembe? İyiyim. La bir anda iyiyim ya. Tirsi gibiyim. Ya yeter ya. İyiyiz hepimiz işte, iyiyiz. Ya bak öyle olmaz. Hepsinin kulbu aynı tarafa bakacak ya. Asıl öyle olmaz. O şu tarafa baksın o zaman. Ters oluyor öyle. Yahu Esma asıl öyle ters oluyor. Hepsi aynı tarafa baksın. Aşkım başlayacağım sizin kupanıza, fincanınıza ya. Dökeceksiniz, göstereceğim gününüzü. Döküyorum ben zaten ağa yenge. Ben bunları taşıyamayacağım. Bir de ben taşıyamayacağım. Bağlı gibi de taşıyacaksın. Yok vallahi taşıyamayacağım ağa. Elim ayağım titriyor benim. Kız sen daha kahveleri taşırken elin ayağın titriyor ya. Evlendiğinde ne yapacağım? Fadime. Fadime doğru diyor. Sen kadınsın. Sen dişisin. Güçlü olmalısın. Öyle yaprak gibi titreyemeyeceksin. Sen kendine güveneceksin. Çünkü ben sana çok güveniyorum Boncu. Aa yok. Yok vallahi ben bunları böyle koydum ama. Yok ben bunları taşıyamayacağım. Bunları benim yerime Kamer taşısın. Aa! Ya Yıldız abla beni mi istemeye geldiler? Seni istemeye geldik. Doğru değil valla. Kız hep sen görümcesin. Ne işin var mutfakta? Aynı zamanda gelinim de ama. Şimdi başlayacağım senin gelinliğine. Kahveler buz gibi oldu. Hadi. Yıldız dur. Dur Yıldız. Tuzu unutuyorduk ha. Yok 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 kız koymayacağım tuz ben. Niye kız adettendir. Damadın kahvesine tuzlanır. Yenge 20 sene önce koydum da ne oldu? Aldım ben boyumun ölçüsünü. Tuzumuzu koymayacağım. Ağa tatlı tatlı içsin kahvesini. Sen de ağlısın. Ya ver şunu ya. İstersen kepçeyle koyaydı. Vereyim arkada. Bu ne ya? Tamam haydi. Hadi hadi. Al tepsiyi. Nasıl alacağım? Dur ver. Şöyle alacağım. Usulca. Yavaş. Oy yalan. Yıldız, bana bak, bana bak Yıldız. Sakın tepsiye bakma. Dost doğru karşıya bak. Eğer tepsiye bakarsan ölürsün, yani dökersin. Oy. Ah, ah midem bulanıyor. Kusacağım şimdi. Sakın kahvelerin üstüne kusma. Tepsiye bakma. Tepsiye bakma. Tepsiye bakma. Evet. Tepsiye bakma. Tepsiye bakma. Tepsiye bakma. Oy kuzeye hiç bakma. Kuzeye hiç bakma. Kuzeye bakma. Kuzeye hiç bakma. Oy. Buyur Şeref amcacığım. Ellerin dert görmesin yavrum. Afiyet olsun. Al babacığım. Sağ ol güzel kızım. Al abi. Baba kız tuzlu olan hangisi? Ben onu almayayım yanlışlıkla. Tansiyonumla oynamayın benim. Tuzumuz yok abi. Al birini işte. Pampamın da tansiyonuyla oynamayın bak sen. Abi bayılacağım. Al birini diyeyim sağ haydi. Tamam hadi. Allah git. Tuzlu değil mi abi? Yok tuzlu değil ha. Ağzımızın tadını bozacak hiçbir şeye tahammülüm yok artık. İç tatlı tatlı kahveni. Ya sen bana kıyamadın mı? Senin elinden zehir olsa içerim. Ay. Ay. Efendim. Hepinizin bildiği üzere yalnızlık Allah'a mahsustur. Dünyada her aşığın karşısında bir maşuk vardır. Aşıkla maşuğu da birleştirmek en büyük sevaplardan biridir. Her kim ki iki seven genci evlendirmeye kalkışırsa... Babacığım
Meddah performansınız bittiyse konuya gelsek artık. Lafımı kesme ula. Efendim. Ne diyeyim ula ben şimdi? Maşuk maşuk. Tamam. Şimdi her kim ki iki seven genci evlendirmeye kalkarsa Allah katında çok büyük sevaba girer. Genç dedin ha o üç çocuklu yalıgazoğlu mu? Aşkın yaşı olmaz Yaşar Bey. Gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler artık. Şimdi gelelim sebebi ziyaretimize. Acelesi yok ya. Yani daha kahvelerimizi içiyoruz. Pasta gelir, neyin, börek falan yeriz. Biraz şey yapsın yani, beklesin. Önemi yok. Ya ne saçmalıyorsun abi ya? Seferim sen karışma. Oğlum doğru değil. Önce kahvelerimizi bitirelim, pastalarımızı yiyelim. Sonra siz gelirsiniz sadece madem. Ya biz buraya kızınızı istemeye geldik biz. Sus ula! Ben dururken burada sana laf düşen mi? Baba sana da düşmüyor da pek onun için şey yaptım ben. Şimdi efendim, biz aslında 20 yıl önce de geldik istediydik kızınızı ama... Şeref Efendi, geçmiş geçmişte kaldı. Doğru ya, geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Gençlerimiz madem birbirlerini seviyor, bize de yani bu güzel kızımız Yıldız'ı... Yakışıklı oğlumuz Kuzey'e istemek dişi. Kızımız oğlumuz birbirini sevi. Sevi. Bunu Sahar Sultan bile duydu. Lakin 20 yıl önce sadece biri seviydi. Evet. Canım Yaşar Bey, şimdi karıştırma 20 yılı değil mi? 20 yıl evvel benim kızım seviydi. Bu mal değneğinin aşkı yeni depreşti. Ulan oldu artık Yaşar Efendi. Geçmişi geçmişte bırakalım artık ha. Çok doğru dedi Şeref Efendi. Bugün başka, o gün başka. Tabii. Biliniz, ben 20 yıl önce kızımı seve seve veriydim. Bugün de seve seve... ...vermeyeyim. Oh be! Efendim? Ne? Baba niye vermiyorsun? Yok canım. Ya Yaşar Bey şaka yapıyor. Değil mi Yaşar Bey şaka yapıyor ya? Ben şaka yapmıyorum. Kızımı vermiyorum. Ben ciddi bir adam. Yaşar amca bu kötü şakada ısrar ediyor değil mi? Şaka maka değil la. Kızımı sana vermeyeyim. Ulan şaka maka değil. Niye bizi o zaman gelin isteyin diye çağırdın? Canım çikolata istedi. Hayır. Çikolata mı? Hay baba çikolata. Yaşar amca şaka yapıyorsun değil mi? Benim Bedri Beylere yaptığım şakanın aynısını bana yapıyorsun. Ama ben yaparken komikti. Sen yaparken hiç komik değil. Ben ciddi bir adamım. Şaka sevmem. Ben de sevmem. O yüzden bitirin bu şakayı artık, bitirin. Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun? Bana karşı mı geliyorsun lan? Ulan. Oğlum, hadi bakalım. Otur iyisi, otur. Otur çocuğum, otur. Otur, hadi. Yaşar Bey, hadi lütfen oturalım. Sen de otur, evet hepiniz. Allah oturun, Allah. Buyurun, buyurun. Ya baba niye vermiyorsun? Aa sen demedin mi az önce o zaman başka, bu zaman başka diye? Dedim tabii. O gün seni isteyen adamla... Bugün isteyen adam aynı adam. Aynı işte. Aa, Kuzey. Bu Kuzey eski Kuzey değil. Bu adam evli. Evli adama kız mı vereceğim? Kız, kuma mı gitmek istiyorsun ha? Baba, biliyorsun Kuzey boşanacak. Boşansın da gelsin o zaman. Ya o zaman da geleceğim Yaşar amca ama şimdi bir adını koymasak mı? Ben adını koydum. Evli adama kızımız yok. Ya en azından yüzük taksaydık. Yüzüğün birini sağ eline, birini sol eline takıp... ...bir elinle nişanlı, bir elinle evli mi olacaksın? Meymenizsiz. Durun Nurhan, durun. Yaşar haklı.
evladıma söz möz kesilmez. Biz gaza geldik, yanlış yaptık. Senin boşanmanı beklememiz icap ederdi. Haydi. Baba sen yapma bari ya. Yanlış başlayan işi asla doğrultamaz. O yüzden hele bir boşan, bir ferah kavuşalım, yine geliriz. Hadi mollalar gidik. Merak etme Maviş'i diyor. Seni kaçıracağım. Vay! Ne diyorsun lan sen? Ha? Nefsi müdafaya girer bu. Tabanca mı geçir? Ya, tamam. Neden direniyorsun? Ver! Tamam! Yürü lan! İyice as üstüne! Yürü! Koca yürü! Kaçıracağım! Yürü! Yürü! Yürü. Bahsan Kamer'i de götürüyorlar. Gitti. Yenge. Gidiyor. Nereye gidiyor ya? Çiçek de çoğalsa da kaldı burada ya. Harap ettin kendini ya. Sen baba bilmeyeyim mi sanki? Biliyordun değil mi anne? Biliyordun babamın beni vermeyeceğini biliyordun. Biliyor muyum? Kızım vallahi da bilmiydim, billahi da bilmiydim. Bilsem engel olmaz mıydım gelmelerine? Ay, niye yaptı bunu anne? Niye yaptı bunu bana ya? O da haklı bir yerde kızım. Hiç kız babasının karşısına boşanmadan çıkılır mı? El alem demez mi Yaşar Bey evli adama kızını vermiş diye? El alem benim boncuğumun içinin yangındı biliyor mu? Ya el alem de bize de ya. Haydi kız babası diyeyim ya. Göz göre göre vermek istemedi işte. Ya benim boncuğumun hayalleri ne olacak? Bu kızın gözyaşı hiç dinmeyecek mi? Bu kız daha kaç kere bulutların tepesine çıkıp kül diye yere çakılacak. Ya sus yenge artık sus. Daha fazla yakma içimi. Ah benim içim yanmıyor mu sanıyorsun boncuğum? Sen hiç gün yüzü göremeyeceğim mi? Siz hiç kavuşamayacak mısınız? Yeter Naide. Tünedin tepesinde gamlı baykuş gibi acı acı konuşup durayım kızım. Ne vardı sanki veriyorum deseydin. Ne olur daha bir söz taksaydık. Allah'ım. Aa ben hiç bu mutlu sona ulaşamayacağım ya Rabbi. Ah boncuğum. Sağ mutlu son haram. Senin hikayeni yazan sana acıyı, gözyaşı, ayrılığı reva görmüş. Oy şiştim Naide şiştim. Az ağzından hayırlı bir laf çıksın kızım ya. Ya ben yazıyı yazan yazmış diyorum ya. Benim ne suçum var Allah Allah. Bana bakın. Hiç kabahati kimse de aramayın ha. Kabahatin büyüğü Kuzey'de. Ben diyeyim size. Siz de burada ağlayacağınıza gidin de Kuzey'i boşaltmaya bakın. Ben de gidip o deliye bakacağım. Haydi. Canım boncuğum. Ah boncuğum ağla ağla. Ah, ah benim kadersiz boncuğum. Ah. Kaderi yok kadersiz. Kaderlilik yok ki kader. Ya yeter yenge. Yeter artık sus ha. Canım. Yaşar amca nasıl sağ gösterikçi ol burada ama? Ha. Ay. Demek ki sadece babamın canı çikolata istemiyormuş. Yaşar amcanın canı da çikolata çekebiliyormuş. Can bu çekiyor. Canını alırım senin Gökçe. Tamam biz şimdi sakin olalım. Bundan sonra ne yapacağımızı düşünelim. Ne yapacağımız belli. Kaçıracağım kızını. Ay tabii ya. Onlar vermezse biz de gideriz, kızımızı alır, kaçırır, geri getiririz. İşte bu be. Hem Kuzey Moğolluğuna kız vermemek ne demekmiş? Yer mi Karadeniz çocuğu? Yemez, kaçıracağım. Biz sonuna kadar arkandayız baba. Zaten bunu Yaşar amca istedi. Şimdi onlar düşünsün. Kim ya? Bana bak, Feride. Annenizi almayın içeri, uğraşamam. Aa, sen hiç merak etme. Annemiz şu sıralar bize asla bulaşmaz. Kaçırmaya gerek kalmadı. Kendi kaçma.
kaçmış zaten. Ne diyorsun Feride ya, ne kaçması? Aşkım. Canım bak, baban bizleri, zalim baban bize neler yaptı ya. Olsun aşkım, al. Pes etmek yok. Sonuna kadar savaşacağız. Savaşmak falan bitti. Ben savaş stratejimi değiştirdim. Seni kaçıracağım. Kuzey, beni kaçırsan ne olacak? Kaçırsan ne olacak? Aa, senin evli olduğun sürece kaçırsan da evlenebileceğiz mi sanki? Mavişim, en azından kavuşmuş oluruz ya. Kuzey bak, bizim düşmanımız babam değil. Senin evliliğin. Önce ona odaklanalım. Ya odaklan... O ne lan? Hoş, tamam dur, sakin ol. Oha, yok artık. Ey dur, sakin ol, sakin ol. Oğlum sen benim kızımı kaçırmaya mı geldin? Yok baba, otel köşelerinde sürünmesin diye kalıyor burada Ömer. Ha, ben bu baby face'le bilmeden ev arkadaşı oldum yani. Yok öyle değil. Yani sen zaten bu evi kullanmıyordun. Bu ev genelde boş kalıyordu. Ben de o yüzden dedim ki Ömer kalsın burada. Ben aslında çok iyi bir ev arkadaşıyımdır. Yani güzel yemek yaparım, bulaşıklarım, örgü öremem. Ama tanısanız beni çok seversiniz kesin. Konsolda futbolda oynar mıyız lan? Bayılırım. Yere git lan! Babacığım, kime niyet, kime kısmet? Sen Yıldız ablayı istedin, küçük aile evlendin. Çok komik. Defol git lan evimden. Baba ne olur Ömer biraz daha burada idare etse. Zaten ailesi ona hiç para göndermiyor. Çocuk beş kuruşsuz ne yapacak sokaklarda? Oğlum anladık, paran yok. Pijama alacak paran da mı yok? Niye benim pijamamı giyiyorsun sen? Ha, Antep'e gelirseniz siz de benimkini giyebilirsiniz. İstemez. Herkes kendi pijamasını giyecek küçük ha. Hadi evli evine, köylü köyüne, hadi yürü. Baba, Ömer'in kalacak yeri yok. İyi o zaman. Gitsin yaylada, samanlıkta yatsın. Hadi. Hey. Aa, bu soğukta bu çocuk yaylada, samanlıkta nasıl kalacak Kuzey? Kalsın şu odalardan birinde ya. Ya Yıldız, zaten benim başımdan aşkın dertlerim. Bu ne? Bir de bununla mı uğraşayım ben ya? Yukarıda konuşmalarınızı duydum. Çok üzüldüm. Yani bir insanın zaten böyle bir durumda sevdiğine ulaşamaması çok zor. Bir de babasıyla ilgili böyle problemler yaşaması daha da zor yani. Yapma ya. Öyle mi canım? Çok mu hoşuna gitti? Yok vallahi çok üzüldüm. Git dışarıda üzül o zaman. Delireceğim ya. Delireceğim. Tamam aşkım, delirme ha, delirme bak. Aa, sabrettik. Az daha sabredeceğiz. Ya Yıldız, ben çok sıkıldım böyle. Hiç ben seninle görüşemiyorum ki, kaçak göçek liseli gibi. Vallahi çok sıkıldım böyle olmasından. Tamam işte, Antep'e gelirseniz sizi orada kimse tanımaz. Oğlum sen hala burada mısın lan? Beraber gideriz diye bekledim. Saçma sapan konuşma. Niye saçma sapan olsun? Aa, böyle hep beraber gitsek, böyle biraz havamız değse fena mı olur yani? Yıldız ne diyorsun sen şimdi? Antep'e mi gidelim diyorsun? Ben böyle büyük minnoşumu kimlere gelin vereceğiz, kimlerle dünür olacağız görsem fena mı olur? Ya bak, büyük minnoşum diyorsun. Ne tatlısın ya. Ama ben kimseye kız vermem. Ama baba lütfen ya. Olmaz dedim. Ya baba lütfen, lütfen baklava yiyelim, beyran içelim, böyle nohutlu dürümlerden falan yiyelim ya. Ne olur Dad, hadi be gidelim. Olmaz dedim. Ya yeter ya, olmaz diyorum. Tamam, tamam kızlar. Siz bir balkona çıkın, ben şöyle bir babanızla baş başa bir konuşayım, ondan sonra sizi ben çağıracağım, haydi. Ben yukarıdayım. Destan Bahçe. Sen de haydi Ömer'cim, sen de dışarı çık. Aferin. Kapıyı da kapatın. Kuzey, aa, buradan böyle biraz gitsek, stresten uzaklaşsak. Belki ben seni öperdim. Gidersek öpeceğim mi? Vallahi mi? O zaman bu romantik tatilimizi ben bu küçük hanın evinde falan yapamam. Şeye gidelim. Kapadokya'ya gidelim. Kapadokya'ya mı? He, Kapadokya'ya. Madem sonunda beni öpeceksin, buna yaraşır bir yer olması lazım. Hem de böyle yeryüzünden gökyüzüne yükselirken. Ya ben seni öpünce zaten yeryüzünden gökyüzüne otomatikman yükseleceksin mavişim. Öyle değil abi, balona binince. Balon mu? Balona bineceğiz. Tamam ya, öp de nerede öpersen öp. İyi tamam, o zaman kararımızı söyleyelim kızlara, çağırıyorum. Hadi. Kızlar gelin haydi. Çağırıyor, çağırıyor. Bilmiyoruz. Verdik kararımızı, verdik kararımızı. Ne? Söylüyoruz, hazır mısınız? Kapadokya'ya gidiyoruz. Siz romantik tatilimizin bir parçası değilsiniz, siz gelmiyorsunuz. Nasıl ya? Ne? Niye ya? Niye biz gelmiyoruz baba, niye? Çünkü siz okumadınız, çalışacaksınız. Allah Allah!
Okusaydınız krallar gibi tatil yapabilirdiniz. Ama okumadınız. Bu şartlarda Mavişim'le biz romantik bir tatil yapacağız. Siz gelmeyeceksiniz. Kim bilir o? Burası sizi ilgilendirmez. İyi ama abimleri de çağırmamız lazım ha. Öyle baş başa gidemeyiz. Babamlar peşimize takılır. Çağırırız ya. Abimler bizi bozmaz. Biz orada her... tamam. Antep'e de gideriz değil mi? Gideceğiz, gideceğiz. Tamam. Hadi neresi güzel ya? Yer demir gök bakır yani Faruk. Buz uçağı gibi bir yere geldik. Dondum ben, kemiklerim titriyor vallahi. Tamam Pampa, siz arabayı alın gidin, biz baş başa tatil yapalım Yıldız'da o zaman. Hayır canım, o anlamda demedim. Beleş tatil oğlum, kaçırır mıyım yani? Beleşti mi lan bak? Söz ağzından bir kere çıkar, sen ödeyeceksin yani. Sıkıntı yok oğlum, senin tatilin bende. Ben ağırlayacağım seni. Ayrıca çok güzel bir tatil olacak abi. Ben hiç öyle hissetmiyorum yani. Bence böyle rezil, çok kötü bir tatil olacak, çok kötü. Böyle içimden öyle geliyor yani. Hadi hadi üşüdük, içeri girelim hadi ya. Gel yıkıcıma. Taştan otel mi olur ya? Ya abi bu taş... çok güzel ya. Merhaba. Kuzey Mollaoğlu adına iki oda rezerv etmiştim. Hoş geldiniz. Hemen bakıyorum. Bunlar oda anahtarlarınız. Bu sizler Yıldız Hanım'ın. Bu da sizin. Hadi bir şey. Güzel. Hayırdır, sen Yıldız'la mı kalacaksın? Nedir bu? Evet, sevgiliyiz biz. Oğlum beni bağırtma. Sevgili mevgili bağımın falan haberi yok. Yüzük yok, bir şey yok. Nikah yok. Olmaz öyle şey. Sevgili. Yılın başı bir baş başa kalacak koca. Maide. Ya abim doğru söylüyor. Öyle evlenmeden aynı odada kalamayız. Biz böyle yengemle kalırız. Siz de abimle kalırsınız. Anahtar al. Hadi size iyi eğlenceler. Hadi görüşürüz. Hadi Pampa yürü ya, gel. Nasıl tamam, odamda gidelim. Hadi. Oğlum ben nikah falan da istemiyorum. Şey yapma. Of! Yeter ya, ben pes ediyorum. Sağ ol, benden de o kadar. Babamlar orada Kapadokya'nın tadını çıkarırken böyle de dıs 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 eğlenirlerken biz burada fırının altında terliyoruz. Yok öyle ya ama. Mine, biz o okulu hiç ekmeyecektik. Hayatımızın hatasını yaptık, kabul et. Kardeşim biz hayatımızın hatasını falan yapmadık. Biz sadece eğlenmek istedik. Bunun bedeli bu kadar ağır olmamalıydı. Yeter artık, ben isyan bayrağını çekiyorum. Al benden o kadar. Ben de çekiyorum. Yürü kız, gidelim ordunun o güzel sokaklarına, atalım kendimizi. Böyle bağıra çağıra özgürlüğümüzü ilan edelim kardeşim. Bir sakin ol Gökçe. Özgürlüğümüzü ilan edeceğiz. Ama ordu sokaklarında değil. Kapadokya sokaklarında. Ups. Biraz abartmıyor musun tatlım? Bizi babam orada görürse var ya, düşünmek bile istemiyorum, mahveder bizi. Düşün. Ya düşün. En fazla ne yapabilir ki? Bağırır. Çok bağırır. Double double bağırır. Ama ne bileyim Mine ya, işte bir sürü laf eder, kızar falan. Ama eninde sonunda affeder. Kızım, biz onun biricik bebeksi kızlarıyız. Azıcık aklını kullan. Doğru söylüyorsun aslında. Yani sonuçta oraya gittikten sonra ne yapacak? Deveyle bizi geri mi yollayacak? Ay hadi hadi. Çıkaralım şu önlükleri, prangaları da rahatlayalım. Evet. Çıkaralım tabii. Yalnız bir şey değil mi? Mekan çok güzel, şahane bir yer ha. Ama ben böyle üç gün falan en fazla. Deniz meniz yok ya, daralırım burada. Hayatta yapamam. Sen öyle sen. Ben Kapadokya'ya bir çift mavi deniz getirdim. Öyle de bir adamım. Oğlum senin gözüne ışıktan yansıyor. Mavi mavi değil o. Biraz bir çıtır mavilik var o yani. Sefer abartma.
Abartma Sefer. Allah Allah, neyini abartacağım? Bir kere benim küçükken gözlerim masmaviydi, saçlarım lüllü sarıydı yani, küçüktüm. Atma Sefer. Evet Nade, neyini atacağım ya? Sonradan güneşin altında dura dura kapkara oldum yani. Bir kere benim mavişimin gözleri denizlerden bile mavi, değil mi mavişim? Evet. Evet arkadaşlar, yarının programını açıklıyorum. Kemerlerinizi bağlayın ve de sıkı durun. Masallar diyarında küçücük bir yolculuğa çıkacağız. Madde bir. Balona binelim. Hemen balona binelim mavişim, balona binelim. Hemen olmaz. Sabahına, gün doğumuyla bineceğiz. Ben böyle gökyüzünün en parlak yıldızına çıkacağım. Sonra oradan yıldız tozları benim dudaklarıma serpilecek. Şşş, Aybola ne diyorsun oğlum? Tamam, madde iki. Kapadokya'nın olmazsa olmazı peribacalarını gezeceğiz. Hadi deve, lütfen deve. Deveye binelim yani. Geldik o kadar, deveye bir binek ya. Deve olmaz. Ata binelim. Hem Kapadokya'nın anlamı güzel atlar diyarıymış. Ya niye ya? Ya niye yani? Ne var deveye binsek? Bu kadar geldik ya. Ben istemiyorum yani. Gerçekten benim hiçbir istediğim olmuyor. Çok kötü bir tatil bu şekilde yani. Ne var ya deveye bir kere binsek? Bir ben bineyim bari. Beni götürmeseydiniz o zaman buralara kadar yani ya. Ya yenge. Aha, ağlatma şu abimi. İstediği olsun, develere binelim. Orada da bineriz atlara. Of, tamam iyi. Vallahi mükemmel bir tatil. Şu an kendime geldim otomatik. Daha da güzel olacak. Daha da güzel olacak. Gelelim madde üçe. Tamam artık gerisini bana bırak. Haydi. Ya zaten her şeye karışıp durdunuz. Alın siz ya bu programı. Kusura bakmayın hanımım, biraz stresli, sinir krizi geçiriyor. Şimdi ne yapıyorsun madde insanlara karşı? Yarın akşam dans edebileceğimiz bir yere gideceğiz. Kendimizi romantizmin kollarına bırakacağız. Maceramız an itibariyle başlamıştır. Hayırlı olsun. Benim maceram yarın gökyüzünde başlıyor. En yükseğe çıkınca da gözlerini kapatacaksın. Kız kıza, kime örüyor o elindekini? Sabahtan beri bırakmadı. Ay anne, vallahi ben de bilmiyorum ki. Gel bakalım. Pembe. Anne. Ne diyeyim? Bebe patiği örüyorum anne. Nasıl, rengi güzel mi? Güzel, güzel. Çok güzel. Emek kime öreyim bu patiği? Niye ana, öremem mi? Örersin kızım, örersin de. Kime öreyim? Örerim de giydirecek bebe bulamam değil mi? Yok kızım, yok öyle demedim ben. Ben bunu zaten Gamer'in bebesini örüyorum. Bilerek bak, turuncu aldım. Kız da giyer, erkek de giyer diye. Ablam, sen bana çeyizlik mi yapıyorsun? He, bak bu bilsin. Feride'ye de öreceğim, Gökçe'ye de öreceğim, Mine'ye de öreceğim. Hep bir örnek giydirirsiniz bebelerinize, tamam mı? Ya Gamer, sen benim şu yukarıdaki sandıktaki bebe kıyafetlerini alsana. Orada çürüyeceğine sen kullan kızım ya. Anne. İşiniz var bu saatte burada. Senin için geldik pembişim. Üstündeki ölü toprağını atmaya geldik. Ya tövbe de, ölü toprağı mı var benim üstümde? Ya ne diyorsunuz siz öyle ya? Ne oluyor yine? Gençliğimiz elden gidiyor. Bin kala. Bizim bu güzel çağlarımız var ya. Unla suyla hamur ettik hepsini. Gençliğimiz elimizden gitmeden tadını çıkaralım diyoruz. Ne istiyiniz siz? Ya babam mavişiyle Kapadokyalarda zevkü sefa içerisinde fink atarken biz burada küçük Emrah gibi boylu bükük kaldık. Anam, Kapadokya'ya mı gitmişler? Evet. Ve o romantik tatillerinde bize yer yokmuş. Ama sen şimdi elimizden tutsan, bizi Kapadokyalara götürsen çok iyi olmaz mıydı? Hı? İyi tamam ya. Ne
Dedem. Nazlama. Gel şuraya. Çek şimdi ya. Haydi. Hırçın lavaparım ver. Şimdi elimden bir kaza çıkacak. Başağım benim. Başak ne lan? Aşkım. Mavişim, uyudun mu? Uyudum. Telefonu da rüyamda açtım. Biz zaten rüyalarda buluşuruz anca. Öyle deme Kuzey. Bak yine baş başa sayılırız. Nasıl baş başa sayılırız? Ben niye abinle uyuyorum o zaman? Olsun. Senin iki adım ötemde olduğunu bilmek bile çok güzel. Ama ben iki adım ötemde olmanı istemiyorum. Ben sarılmak istiyorum, öpmek istiyorum. Ne bileyim yani. O zaman gel. Geleyim mi? Geleyim. Hemen geleyim. Haydi tamam. Geliyor. Boncuk. Yavaş, yavaş. Bu olaylar durdurdu lan. Üstüme. Ne zamandır uyuyor? Vallahi yemekten sonra yattı. Yarım saattir falan. O zaman yarım saatiniz var. Yarım saat sonra o tuvalete kalkar. Ben gideyim de uyanır sonra oyalarım. Yenge uyanınca haber ver ha. Yok kız ben oyalayacağım dedim ya. Romantizm bir tek size mi? Ha bizde romantizm yok. Evlenene kadar yokmuş bizde romantizm. Doğru dedin onu. O yüzden yengeciğim istersen sen kal beraber sohbet edelim. Yok canım ne alakası var? Yok sen kal kocana git sen. Bak bir kocana. Kocana bak. Gideyim ben gideyim. Siz de çok yalnız kalın. Hadi ben gittim. Bye. Şuna bak ya. Yarım saatimiz var. Olsun. O da yeter. Yetmez mi abişim? Günler, aylar, haftalar yetmiyor. Ben çok özlüyorum seni. Ben de. Bir de abinleri getirdim buraya. Biz üç gün baş başa olacaktık seninle böyle güzel güzel. Sen, ben, bir de yıldızlar. Ne oluyor öküzcüğüm? Hemen böyle baş başa kaldık diye. Öpecektin, söz vermiştin. Burada değil. Böyle gün doğumunda, gökyüzüne yükselirken öpeceğim seni. O ne ya? Ölüp ruhlarımız arşa yükselince mi öpeceksin beni? Hayır canım, balona binince. Şöyle bir sıkıntımız var. Ben balona binmeye korkuyorum. Ney? Nasıl yani? Bayağı korkuyorum. Benim yükseklik korkum var. Sen bilmiyor musun ya? Ben hele de öyle uçarken sallanan falan rüzgarlı bir şey hayatta binemem yani. 2 metre adamsın. Yüksekten mi korkuyorsun? Korkuyorum. Ayıp mı? Ayıp. Yüksekten korkuyorsan yıldıza aşık olmayacaktın. Vay. Cinas yaptın. Ama yemezler. Korkuyorum ya. O başka bu başka. Hem boş ver balonu malonu. Buranın da manzarası güzel. Bak taş. Öpecek mi? Olmaz. Benim için o balona bineceksin. Havadayken öpeceğim seni. Ya zaten sen beni öpünce benim ayaklarım yerden kesilecek. Uçmuş sayılacağım ben. Uyan öküzcüğüm haydi. Ya gene öpmedin ya. Olmaz diyorum. Benim için balona bineceksin. Korkunu yeneceksin. Öpücüğümü hak edeceksin. Ben zaten hak ediyorum öpücüğü. Ya kurudum çöle döndüm senin yüzünden. İnce hastalığa yakalanacağım. Olmaz dedim. Bu ne ya?
Evlenmeden olmaz, boşanmadan olmaz, uçmadan olmaz. Nasıl öpücükmüş bu? Benim öpücüğümü hak etmek o kadar da kolay değil. Yeter be. Ne oldu ula? Küstün mü? Küstüm. Öpeceksin mi? Çay içmeye gidiyorum ben. Hararetimi alır. Ben de içeceğim. Niye? Senin de mi hararetin var? Sağa hayır demek o kadar da kolay değil. Bak, sen de istiyorsun. Ne var sanki? Doyumluk değil, tadımlık. Bir küçük öpsem. Çay iyidir çay. Haydi, hararetimizi alır. Evet, çaylarımız da geldi. Kızdın mı? Yok, kızmadım. Ama ben kızdım. Ya sen bana hep yokuş yapıyorsun Yıldız ya. Bu kadar yalvarmaya ben 7 kat yabancıyı öperdim yani. Bak sen. Biri gelip sağa yalvarsa beni öp diye gidip öpeceksin yani, öyle mi? Vallahi bilmiyorum. Yemeyenin malını yerler. Bu duduşların hastası çok. İyi. Git kendi hastalarına şifa dağıt o zaman. Hop, orada duracaksın. Sana yan gözle bakanı bozuk para diye harcarım ben ha. Ne oldu? Hani senin hastaların vardı? Hepsini taburcu ettim, ben sendeyim. İyi. Hadi çayın hiç soğumasın. Bırak şimdi çayımı. Yıldız'ım, bak ilk defa kimsenin bizi tanımadığı bir yerdeyiz. Talihsiz geçmişimizden uzak, baş başayız. Sen, ben, bir de Kuzey Yıldız. O yıldız orada durdukça ben sadece seni seveceğim Yıldız, hiç bırakmayacağım. 20 sene boyunca her gece ben o yıldıza baktım Kuzey. Biliyordum sen de bakıyordun ama yanında ben yoktum. Allah'a yalvardım. Bir kere olsun o yıldızın altında bizi buluştur diye. Buluştur da ondan sonra canımı al diye. Bundan sonra bunlar yok. Döktüğün her damla gözyaşı için bir tebessüm ekleyeceğim yüzüne. Bir daha sakın. Sakın bırakma beni. Ne ya? Buz çağı gibi ha. Lan mı uyumuşum ha? Yok artık ya. Ne oldu lan? Sefer, sen nereden çıktın ulan? 2 dakika çay almaya gittim. Bir ara uyandım. Sağ ol Naide, çok güzel oyalamışsın. Bana bak lan, sen beni bırakıp nereye gittin? Nereye acaba? Ben buraya tatile kimle geldim? Benimle. Hadi, çok soğuk oldu. Odalarımıza girelim. Hakikat bak, saatlerdir yatağa ısınıyorum. Hadi zor ısınıyor. Gel yatak pampa hadi. Yatağına da sana da. Gülüm buz gibi ya. Hadi ersiz boncuğum benim. Buz gibi bir gülüm hadi. Bak bak, son kez bak. Çok güzel ya. Subhanallah, bu nedir? Beni çocuklarıma bağışla yarabbi. Ne olur ya, tırsak. Dün atıp tutuyordun uçacağım diye ha. Ne tırsması lan? Ben bir kere yüksekten korksam bir yıldıza aşık olmazdım. Ya şovu kes ya, Allah Allah. Oğlum delikanlık öyle boyla posta olmuyor. Yürekle olur, yürekle. Aşkım sen abime bakma ha. Sen bağ güven. Gözlerini kapat. Şimdi hayal et. Böyle göğe doğru yükseliyoruz. Böyle rüzgar tenini okşuyor. El eleyiz. Benim başım senin göğsüne yaslanıyor. Ondan sonra böyle yaklaşıyoruz ve... Babam! Ne yapıyorsun lan? Ya. Ne oldu lan tırsak? Severim ya. Reklam arası gibi araya girilir mi? Korkak, tırsak! Ya bırak ya bu tırsakları. Hadi biz binek hadi. Yürü hadi. Hadi lan tırsak. Ya Kuzey, sen uçağa nasıl biniyorsun? Ya aynı şey mi? Uçakla aynı şey mi? Uçağın kanadı var, motoru var. Bunda adam var mı, yok mu? Dümen var mı? Bilmiyorum ki. Aa bak, dün akşam bana söz verdin ha. Balonla bineceksin. Dün akşam da söyledim Yıldız. Korkuyorum ben. Normal insanlar gibi uzaya çıkmadan öpüşemiyor muyuz? Ula ben normal bir insan mıyım? Ben sevdiğini 20 yıl beklemiş bir insanım. İlk öpücüğümle göğüne tepesinden öperim hakkım. Mavişim, ben senin güzel gözlerin sayesinde her gün çıkıyorum gökyüzüne. Hadi gel burada öpüşelim. Olmaz dedim ula. Haydi bir şu sepete. Ya hiç halden anlamıyorsun. Bir cesaret öpücüğü ver senin bari. Cesaret öpücüğünü hak etmen için önce cesur olduğunu kanıtlaman lazım. Bineceksin balona Kuzey. Haydi binersin, yaparsın.
Binerim değil mi? Binersin ha. Binerim. Yıldız, Yıldız midem bulanıyor benim. Binemeyeceğim ben. Ulan püh, sağ yazıklar olsun. Sağ ellerine kadar öpücük öpücük yok. Yıldız, cesaret iyidir ama sağken iyidir. Gel biz kahvaltı yapalım. Belki toku tokunu öpüşürüz. Yürü ula, yürü. Bari manzara seyrettir bana. Bakma daha, haydi. Aha, şuradan yürü. Allah'ım müthiş bir tatil bu ya, şahane bir tatil. Göklerde olmak denizde olmaktan daha keyifliymiş Naidem. Seferim ya. Benim kocam hem Karadeniz'in dalgalarıyla boğuşur hem de Anadolu'nun bulutların agonu. Ya Rize'yi ya. Ulan şu kadar yüksekte korkulur mu ya? Yemin ederim ben de onu nimetten bir şey sandıydım ha. Baba Allah aşkına bak Rize'nin yıldıza bak. Yalnız görünüyor ki. Bak gideyim ben haydi. Kız nasıl ufacık görünürler buradan ya ona. Haydi bak iyice ufaldılar ha şey. Yine ucu gibi kaldılar ya kız Naide. Biz bayağı devamlı bayağı küçük yok oldular ya kız. Tövbe ya Rabbim. Kaptan daha ne kadar yükseleceğiz? Biraz fazla yükselmedik mi? Oo daha bu ne ki? Bin fite çıkacağız. Maç! Bin fite! Oğlum tapkon mu çekiyorsun? Saçma sapan hareketler yapmayın. Ne gerek var? Bin lira yani. F-16 mı uçağı mı? Balonla mı? İndirin mi lan aşağı? Ya sen benim keyfimi sürsene ya. Ne oluyor? Saçma sapan konu. Bak hanımım biraz rahatsızlandı bak. Biraz indir hanımımla alakalı. Ben de değil. Hani biraz indir. Kaptan! Görükler taşı! Uçur bizi! Ya bak kadın manyak konuşuyor. Kendini kaybetti kadın. İndir lan yeten çıkarma çok fazla. Kaptan körükle ateşi uçur bizi. İmdat! İmdat! İndir aşağı çabuk. Yeter bu kadar yükseklik. Ben sevmedim bunu çok fazla sevmedim. Ya severim ben korkmuyorum ki ya. Ben aşka geliyorum aşka. Sen de gel şu manzaranın nasıl mı çıkar ya? Ya gerçekten de böyle bir masal diyarında gibiyiz ya. Ben kurtarılmayı bekleyen bir peri kızı. Sen de göklerden gelen... Neydi o mitolojideki denizcinin adı? Kim o? Barbaros Hayrettin. Ne diyorsun lan? Ne bir mitolojisi ya? Benim hayatım bütün şerit gibi gözümün önüne geçiyor şu an. Gerçekten berbat bir tatil bu yani. Çok kötü bir tatil. Allah'ım bizi yere indirmiş şekilde. Korkunç bir tatil bu yani. Hiç hoşuma gitmiyor yani. Ya dur ya dur. Gel masalımızı ölümsüzleştirelim. Gel. Ben istemiyorum beni çekme ya. Gül gül. Gülsene. Ne güleceğim? Bismillah. İyice yükseldi lan. Oğlum iyice yükseltti kız bunu. Sen de söyle indirsin bizi. Korkma benim haşin denizciğim korkma. Kollarını bana bırak. Yuhu. Hadi sallama. Lütfen sallama. Sallama. İmdat. İmdat. İnmedik mi? Hala mı inmedik ya? İmdat! İmdat! Nasıl? Manzara güzel değil mi? Çok güzel. Ama korkunç! Sana da eğlence çıktı. Aha yok vallahi sinirimden gülüyorum ha Kuzey. Sana bunu hiç beklemezdim yani. Neyi beklemezdin ya? Yüksekten korkmak benim de hakkım değil mi? Yüksekten korkuyorsan yıldıza aşık olmayacaktın. Heh, bunu da motto gibi öğrenmişsin sürekli aynı cümle. Ya korkuyorum birazcık kendini benim yerime koy. Asıl sen kendini benim yerime koy. Ben 20 sene boyunca sevdiğimin yolunu gözlemişim. Aa böyle gözümü her kapattığımda onu bulutların üstünde öptüğümü hayal etmişim. Ama sevdiğim benimle bulutların üstüne çıkmıyor. Çıkmıyor değil efendim. Çıkamıyor. İstesen çıkardın. Yıldız, benim hayatta en çok istediğim şey seni öpmek. Ama anla beni biraz korkuyorum ya. Ben anladım anlayacağımı. İyi,
Ah, bundan sonra beni ancak evlenince öpersin. O da belki. Belki mi? Yok canım, oturalım pişpirik atalım evlenince. Olur, olur vallahi. Bağ uyar. Ne de olsa sen adrenalinden hoşlanmıyorsun. Ha, ben nikaha basayım, sen göreceksin adrenalini. Ordu da kuzey rüzgarı esecek, kuzey rüzgarı. Gördüm ben o rüzgarı. Ah, balonları görünce söndü gitti. Yıldızcığım, lütfen şu balon muhabbetini kapatalım. Bak, arkamızda dünyanın 5. harikası. Karşımda dünyanın 1. harikası. Çok mutluyum ben. Canım benim, bak bu anımızı ölümsüzleştirmek için dudaklarıma ıslak bir imzanı alırım. Islak imza mı? Uy, Kuzey Ağa merak ediyorum. Acaba bir öpücüğü daha ne kadar betimleyeceksin? Senin aşkından şair olurum, şiirler yazarım. Yazar olurum, roman yazarım. Çünkü seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Aa, bu anın bozulmasından korkuyorum. Korkma abişim. Bak, burada baş başayız. Bizi rahatsız edecek hiçbir şey yok. Bölüm sonu canavarı yok. Öyle zırt pırt parazit yapan sefer yok. Kızlar desen kilometrelerce uzakta. Sadece sen, ben, bir de bana bakan bir çift gökyüzü var. Hadi. Benim dilimi eşek arısı soksun. Bu nedir? Ne işiniz var sizin burada? Seni özledik babişka. Siz özlediniz. Bu dallamalar da mı özledi? Sizin ne işiniz var lan burada? Vallahi biz de özledik Kuzey abi. Ya inanır mısın? Pijamalarına sarıldım sarıldım ağladım. Senin bizi Karadeniz'in azgın sularına atmanı bile özledik be abi. Bunun hesabını hepinize soracağım. Ya ne var? Ben topladım getirdim hepsini. Biz tatil yapmayak mı? Ya siz yapın da ben niye bu hırtlarla tatil yapıyorum? Çıkın gidin lan buradan. Aşkım oturun siz. Oturmayın aşkım. Ya oturun. Burada ben varım. Size kimse bir şey diyemez. Oturun la, oturun ha. Ama öksürüyor. Ya gıcık tutmuştur onu, gıcık. Al su iç. İçmeyeceğim. Al, al. Aman. Abla. Özledi mi beni? Çok özledim kardeş. Hepinizi çok özledim ya. Biz de öyle tahmin etmiştik. Ne yiyoruz? Hı? Çizeyim. Benim iştahım kaçtı. Ama asma suratını ya. Asma gül. Çok mutlu ha. Bakın çok mutlu. Yapacak bir şey yok. Biz çok kalabalık bir aileyiz. Çok kalabalık. Siz nasıl buldunuz la bizi? Ben gonum attım. Bak surata bak surata. Kalk 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 sen söyle. Yeni aldım ben onu. Ya hadi yiyin yiyin ha. Yiyin yiyin. Al kamer hadi. Al başla. Daha bir sıkıyormuşum ya. Ya yemin ederim deve için yaratılmışım ha. Deve bilgisiyim ben. Sen de olsaydın da kardeşim. Kesinlikle. Sana daha iyi sarılabilmek için aşkım. Yalan söyleme. Aa, bundan da korktun değil mi? Doğru söyle. Korktum tabii, bu da yüksek. Senin niye hiçbir hayalinin ayağı yere basmıyor? Çünkü benim adım Yıldız. Benim yerde ne işim var? Gökte de ne işim var? Deniz yıldızı olabilirdin mesela. Baba, doğru söyle.
Sen bana sarılmak için numara yapıyor olmayasın. Vallahi benim ayaklarım yere değmeyince benim canım sıkılıyor, midem bulanıyor benim. Dayı bu kaplumbağa falan mı zannediyor kendini? Çok yavaş gidiyor ya. Hayır, nasıl ya? Ne alaka ya? Pardon, yarışak mı lan? Lan ne yarışması? Ben düz zor gidiyorum. Ne yarışması ya? Ne oldu lan? Ondan da mı korktun? Deve deveden korkar mıymış? Ya sen bu şakaları doğaçlama mı buluyorsun yoksa bir yerden mi okuyorsun? Niye oğlum? Bal gibi şaka yaptım yani. Bence yarışak. Ya abi! Abi! Haydi! Haydi! Ne söylediğin ya? Ne gidelim ya? Dayı tamam, biraz yavaş gittin. Bizi bacaklarım ayrı olacak benim. Bizi de çekin, bizi de çekin. Koydan. Sivuplem adam. Mersi Mösyö'cüğüm. Kopya çekmeyin la, çömezler. Bir arzunuz var mı efendim? Olmaz mı ya? Hadi oğlum yeter ya. Bartur yeter, 10 saattir. Gıcır gıcır. Sana bakma. Sen şöyle masayı güzel bir donat, ne varsa getir. Özellikle tam ortasına da Nadem için, yani hanımım için güzel böyle yanar dönerli bir meyve tabağı getir. Katlı olsun ama yani. Katına dikkat ederim. Baş şimdi. Hayırdır, gömü mü buldun Sefer? Oğlum dedin ya, ben ısmarlarım, hepsi bende falan dedin ya Pampam. Bana Pampa demeyeceksin, enişte diyeceksin. Enişte mi? Ya, yabancılaşıyorum öyle, istemiyorum öyle yani. Şu an gerek yok Pampa abi, iyi şey yapma. O zaman kendi hesabını kendin ödersin. Bu ne şimdi bu ya? Gerçekten berbat bir tatil yani. Hiç istemedim şu anda. Çok kötü bir tatil bu yani. Bu ne? Hadi. Ben sana enişte derim. Eniştem. Canım eniştem. Güzel eniştem. Bak bu çocuk salak ama işini biliyor. Ne istiyorsan söyle benden. Adımı söyle yeter. Tamam. Kamerime alevli meyve tabağı istiyorum. Hem de 5 katlı. Ya Poyraz'ım, ben de çiğ tohumlu salata istiyorum. Ha, bak vallahi çiyanlara sokturturum ikiniz daha. Yılıklar, görgüsüzler. Yapabiliyorsan daha iyisini yap, buyur. Eniştem. Eniştem benim. Kurban olurum eniştemi. Canım eniştem, hadi. Affet eniştem. Yapma, yeter. Tamam, hadi. Bütün hesaplar benden. Baba! Bana bak, yiyin için ne istiyorsanız yani, sıkılmadan ne isterseniz, istediğiniz yiyin için hesaplar pampa dedim ya, eniştemden. Sağ ol Sefer abi. Gitti mi lan oğlan? Hadi gerçekten çok mucize bir, şahane bir tatil ya. Mükemmel bir tatil. Hoş geldin, otomatik ben neşeyim yanına gelin abi. Kızlar, siz niye öyle suspusunuz? Ya Yıldız abla, burası biraz böyle bizi bastı darladı açıkçası. Burası biraz böyle yaşlı işi gibi sanki, ha? Yaşlı işi mi? Sizin babanız öyle bir delikanlı ki, bu hırtları ikiye katlar, 5'le çarpar. Değil mi lan Şirine? Yaparsın abi. Çarparsın abi. Ya Dad, ben diyorum ki yani benim küçük nacizane bir fikrim. Acaba daha eğlenceli bir mekana mı geçsek? Hayır. Babanız böyle istiyor, böyle seviyor. Biz birazdan Yıldızcığım'la dans edeceğiz. Tamam işte babacığım. Sen Maviş'inle güzel güzel dans et. Biz daha fazla kasmayalım size. Otur oturdun yere. Kız, delirtmeyin adam şurada. Oturun oturduğunuz yerde. Ay oturmayın, kalkın gidiyoruz ya. Hadi. Abla. Ya çocuklar aklı. Siz burada içi geçmiş gibi oturun, dansınızı neyiniz edin. Biz partilemeye gidecek. Öyle bir şey yok. Kurda kuzu emanet etmem ben. Oturun yerinize. Hasta ablan, hasta ablan. Ya Yıldız mam. Kurban olayım, sen bir şey söyle bari. Kuzey, kızlar gitsin biraz eğlensinler. Hem onlar Yıldız annelerini üzecek bir şey yapmazlar, değil mi? Asla. Tamam, ama 12'den önce bal kabağına dönüşmeden geleceksiniz. Yavaş ya. Hadi güzel eğlenin. Hadi hemen tabağını yersiniz. Örgüsüzler, bu nedir bu ya? Çık, at kuyruk. Anam nasıl mutlu oldular ya? Mösyö'cüğüm?
Beni dansa kaldırmayacak mısın? Oo. S'il vous plaît, madam. Avec plaisir. Zevkle. Ne diyor kız bunda? Nerede ne diyor bunlar, biz anlamıyoruz diye böyle küfürlü müfürlü mü konuşuyorlar, rezil mezil bir şey diyor. Yok be seferim, evdalıkça konuşuyorlar. Nasıl tablo? Beyin yaptım. Güzel, güzel tablo. Diyorum ki şu pistin bir köşesine de şöyle güzel bir sefna yerleştirsem olmaz mı? Ya en güzel evdalıkçayı sen konuşuyorsun efendim. Latte despit mi? Aa yep. Bizde de İngilizce var onlarda varsa. Come girl. Lan ne var abi, bizim stilli dans edelim. Bizim stilli. Burası glas. Bakıp duruyor da. Ulan şimdi anlı bana bak. Kuzeye bak, odun gibi hiçbir şey yapmıyor. Ağaç gibi. Biz de böyle bahsedeceğiz ha. Poyraz, ben bazen o günün hiç gelmeyeceğini düşünüyorum ha. İyi, kızım öyle şeyler deme ya. Ne yapacağız, düzenimizi yapacağız, güzel güzel dans edeceğiz. Ama buraya eğlenmeye geldik abi. Dur bakayım, dans! Ya dikkat etsene be! Ama az yavaş hanımefendi yani. Burası babanın tarlası değil bebeğim, dans pisti. Ne olmuş yani çarpmışsam? Tam husura kalma. Acıdı mı canımız? Ha? Yok yok, acımadı. Poyraz. Hayırdır, bir durum mu var? Ha yok ya, önemli bir şey yok Emre, sağ ol. Ha bir durum varsa yaparız açık oturma. Yok. Yok oğlum, öyle bir şey olsa derim ben. Hadi sen tamam. Ben buradayım, bir şey olursa söyle bana. Aa ama suratımızı asmak yok. Hadi, hadi dünyanın uydusu. Ben de öküzüm lan. Bir kendi tipine bak. Bir de yanındaki güzele. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ha? Ne diyorsun oğlum? Poyraz! Oluyor lan. Oğlum seni geberteceğim lan. Bana bana. Lan sen! Ha? Ne oluyor lan?
güzelsin mavişim. Sen de çok karizmasın öküzcüm. Hı. O zaman bu romantik anımızı değerlendirelim mi? Böyle bir alt duduştan öpmek falan. Olmaz. Ben sana diyeceğimi dedim. Benim başım göğe ermedikçe ilk öpücüğümü alamayacağım. Ya ben seni öptüğüm zaman başım göğe erecek zaten. Başın göğe erecek. Yani bu uzay boşluğuna fırlatacağım seni. Bak sen gözünü kapat şimdi. Bir şey yemezler. Sen kaşını yan ama ya. Bu heyba mı dedin onu? Yok sevgilim, sana demedim. Nerede kalmıştık? Sen gözünü kapat bakalım, bana güven. Hmm. Sadece ikimizin olduğu uzay boşluğundayız. Kuzey yıldızının en tepesine çıkmışız. Galaksileri izliyoruz. Yaklaşıyoruz birbirimize. Yaklaşıyoruz. Lan elimden bir kaza çıkacak şimdi. Ne? Kime dedin? Sen nereye bakıyorsun? Ya bir öküz sana bakıyor, şurada da ona bakıyorum. Bir öküz. Senden başka hem de. Hani nerede? Şşş, tak, tak. Mavişim bir de adama bakıp maviş maviş bakış mı atacaksın Allah aşkına ya? Yok. Aa, gözlerini oyacağım. Bu şeref bana ait. Dur Kuzey, tamam dur ha. Şimdi tatsız bir şey olmasın. Gel abimlerle dans edelim az daha, hadi. Abi. Ne oldu ya? E hadi gelin. Ha, ki. Ya abi hayır. Haydi ben Kuzey'le bir dans edeyim, ne olur yani. Ya erkek erkeğe mi dans edeceksin? Aa, arma ne var, insan erkek adam erkek şey olur, dans şeyi. Abi ya, ben ne idare edeceksin ha? İyi hadi, ne konuştunuz? Hayırdır ya, sen nereye bakıyorsun öyle, ne oldu? Şurada bir dallama mavişime bakıyor da ona bak. Nerede, nerede? Ha orada. Yakışıklıymış ha. Anam, yoksa sen yıldızı mı kıskandın? Aman kıskanma ya. Üf, onun kafası kelledir. Bir dakika. Birader sen kime kadeh kaldırıyorsun? Ne oluyor? Birader sana kaldırmıyoruz herhalde. Şuradaki kırmızı saçlı, mavi gözlü güzele kaldırdım. Ha, ben yanlış anlamışım. Bitsin oğlum sen. Bekle beni burada. Çekil lan. Oğlum ne yaptın? Niye vurdun adamı? Oğlum yıldıza bakıyordu lan. Ne? Ulan iyi ki ben görmedim. Bak ben görseydim var ya paralardım ben ona bak şimdi. Ya iki dakika rahat duramadın Kuzey ya. İki dakika rahat duramadın. Aldık başımıza belayı. Sizi dışarı alabilir miyiz? Ben dışarı alınması gereken dışarı aldım birader. Ya o gitti de şimdi çoğalarak geri gelir. Zübeyir Kalkan'ın kardeşiydi o. Ya lütfen gidin kurtarın kendinizi. Ya kimse kim? Bana ne? Kuzey, uzatma bak, tamam haydi. Yıldız, 3-5 tane çocuktan mı korkacağım ben? Ya koçum hadi git bizim hesabı getir. Nedir bizim cezamız? Ya sizin cezanız size yeter. Ya hesap mesap da istemez. Hadi terk edin mekanı. Boş konuşma. Al şunu. Telefonumu da al. Ver lan parayı, ver. Sefer, hadi. Tamam, parayı aldım. Söyleme ha Kuzey. Sızlar ya. Of, of Kuzey, of. Abi duramadın. Yine kıskançlığın yüzünden başımıza dertler açtın ya. Ne yapacaktım Yıldız ya? Adam sapık gibi kadeh kaldırıyor sana. Kıskanmadan ne yapacaktım? İyi ki kıskandın demiyorsun da. Tamam hadi. Olan oldu. Eğlencemize otelimize devam ederiz. Hadi gidelim. Kardeşim bizim arabamızı getirir misin? Getiremem abi. O ne demek ya? Arkanıza bakarsanız anlarsınız. Şimdiden geçmiş olsun. Ne o ya? O ne ya? Düğün mü o? Ne o? Vallahi düğün ha. Bak. Ne? Ha, düğün değil ya. O ne ya? Ana ha. Ne cezanı versin. Geç. Haydi geç arkama. Saçmalama. Şşş. Bana bak. Tamam sen dur. Haydi geçer misin genel? Aa. Haydi dur tamam. Yapma. Hani lan? He? 3-5 tane çocuktu. Hı? Al. Bir sürü böyle problemi olan, psikolojisi bozuk olan adam topluluğu al. İyi. Biz de ordulu olarak karşılama yapalım onlara. Karşılayın lan. Oğlum delirtme. Neyini karşılayacaksın? Kaç kişiyi birden karşılayacağız? Karadeniz'i, Maradeniz'i yok mu? Bir tane tanıdığımız falan burada çağırsın. Yoktur sanmıyorum. O zaman kaçalım hadi. Nereye kaçacaksın lan? Erkek adam kaçar mı? Oğlum kaçar tabii. Baksana şuraya. Kaç kişiler? 50-60 kişi var orada. Yürü hadi. İyi. Sen git o zaman.
Ben efendi gibi dayağımı yerim, hiç merak etme. Ben göstereyim onlara, el mi yaman, bey mi yaman? Bu da bey yaman, beni bağırtırma. Bey yaman tabii, ne eli, ne bey, manyak mısın? Bey onlar, şu an biz eliz yani. İlla bunu anlamadığı için sopalarla kafamızı mı kırdırtacağım? Bir de ya burada Nadir eli, bacım burada yani, ne oluyor? Sen adam gibi söyle, benimle misin, değil misin? Allah, lanet olsun şu içimdeki Sefkuz aşkına ya. Allah cezanı versin. Sefkuz! Çok kötü, çok berbat, çok kötü bir tatil bu tatil yani. Çocuk geldi. Hey, burnuna ne oldu senin? Aa, pardon, ben yapmıştım değil mi? Dua et, o sevgilime bakan gözlerini oymadım sana. Siz kaçmamışsınız. Evet. Vallahi helal olsun. Başkası olsa kaçardı. Biz her gün neler görüyoruz değil mi çocuklar? Yani toplum çok yozlaştı ya. Bu değerlerimizi yitiriyoruz. Değerler erozyonu yaşanıyor yani. Bir de hiçbiri kaçmamış bunların. Hepsi burada. Bak ben bu şişman olan kaçar diyordum ama nefesi yetmedi herhalde. Bağ mı diyor lan? Mavişim hadi siz içeri geçin. Gitmeyeceğim Kuzey. Aa, burada kalacağım ben de. Yıldız, kafa kırmak sandalye kırmaya benzemez. Narin ruhun incinmesin. Gitmeyeceğim diyorum. Gerekirse burada kalıp seninle beraber kavga edeceğim. Ne yapacaksın, adamlara mı dalacaksın? Sen ne yapacaksın, bununla mı kıskanacaksın? Canım. Bak, ben kendimi korurum. Sen beni merak etme. Ama Sefer'im, koruyamaz. Ne diyorsun Nade? Adamların yanında saçma sapan konuşma. Hanım biraz saçmaladı. Bilmeyenler için anons geçiyorum. Nade'yim ben, Nade. Sizin hepinizi tek tek karartırım. Hepinizi tokatlarla yaparım. Hayır! Ulan hanım orada etsin ulan. Hayret bir şey ya. Kadın sinir hastası. Nade girin içeri, tamam. Ben buradayım. Ben marka sağa düşmez. Git. Haydi gider misin içeri? Hocam istediğin için gidiyorum. Tamam git. Hemen gidin içeri, zeytmeyin beni bak. Kral yıkarım buraları falan. Nerede kalmıştık baby su? Dayakta. He? Dayakta kalmıştık. Davula! Kız. Ağzı da kaçın. Niye kaçıyoruz ya? Bannem bitti. Ne? Aferin Yıldız, daha bağıraydın. Camiye çıkıp da anons yapaydın. Niye duyurdun? Hadi konuşmayın. Kaçın. Kaçın haydi. Kaç. Görüşün. Kaç. Kaçın. Lan ne duruyordunuz? Kovalasanız adamları. Ya bir tane işiniz var. Adam döveceksiniz. Döver adam. Kaçıyorsa ne yapacaksın? Kovalayacaksın. İnisiyatif alın ama biraz ya. Bir de konum atın dövdüğünüz yerden. Çok arıyoruz sonra. Aç klimayı. Yetti adam, yetti. Allah'ım inşallah hızlı boşanır. Merak etme yenge. Abimle Kuzey zamanında yarada çok çıplak ayak koştular. Kaçarlar onlar. Yıldızım, görmüyor musun? Seferimin göbeği kendine 10 dakika önce gidiyor. İnşallah kalp krizi geçirmez. Haydi içeri girin, sandalye bandalye. Geliyorlar. Allah'ım şu an şahaneyim. Bebeksiğim damarlarımda derecesine bir kan akıyor. Çok berbat bir tatil, çok kötü bir tatil bu. Anam. Ne görüyorsun lan?
Koşamıyorum ben, bayılacağım artık. Gülme oğlum, neye gülüyorsun? Ne oldu oğlum, daha 100 metre koştuk koşmadık. Ne oldu sana? Oğlum ne 100 metresi? Köpeğimin haline bak. Köpeğim çok fena şişti. O ne lan? Ana, keşkül gibi titriyor vicdan. Bu nedir oğlum? Bekle burada. Ne? Oğlum gel. Kampa kaçmamız lazım. Geliyorlar. Oğlum anlamıyor musun, bilmiyor musun? Benim zaten biraz hafiflenme kalp sorunum var. Yapma gözümü seveyim, ben koşamam oğlum. Bende sıkıntı var kalbimde falan. Kötüsün sen, koşamazsın da dayak mı yiyelim Sefer? Lan az önce kendin can atıydın dayak yemek için orada, adam ben üçünde. Ne yapayım? Mavişimin gönlü razı gelmedi. Baba, beni burada göbeğimle bırak. Sen kaç kendini kurtarma, daha gençsin sen, git hadi. Sefkuz'a ihanet edemem ben baba. Ediver yavrum, et oğlum, yedirtme sen kuzunu lan. Ben mi kafa attım eli adamına yani, sen attın. Senin peşinden koşsunlar, benim niye peşimden koşuyorlar yani? Kaç da onlar peşinde taktı, ben de burada duruyorum biraz. Kalk geçireyim köşede, belki öleceğim ben kalpten de, sen kendini kaç kurtar. Ha öyle diyorsun yani. Helal olsun. Hakkını helal et. Oldu hadi. Bu Zeyb ilgi milgi çek, bir hareket yap da direkt sağa gelsinler. Lan! Peri bacası kafalılar. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar. Koşu koşu. Orada. Al onu Sefer. Al onu. Al onu. Korkak ya. İki tane adamdan korktum. Al. Montumla zaten. Şu benim. Tamam. Hadi kardeşim, olay büyümeden çekin gidin buradan. Yok öyle ya ama. Gelecekler, özür dileyecekler, ondan sonra gideceğiz. Eğer biraz daha zorlarsanız polis girecek işin içerisine. Beni uğraştırmayın. Tamam. Tamam. Gel. Evet. Hadi adam aklı, doğru otele hadi. Evet gideceğiz otele, gideceğiz. Ama mıncıka ve muştalarımızı alıp öyle geri geleceğiz. Aynen. Ya kızım bak, benim bu adamların suratına tükürecek bile gücüm kalmadı ya. Ama benim enerjim hala yerinde. Ben enerjimi hala atamadım. O nasıl olacak? Ha gencim diyorsun yani. Bana geçtiğini söylüyorsun yani. Sen benim yaşlılığımı benim suratıma vuruyorsun yani ha? Yok ben aslında... Sus, bağırtırma beni. Tamam halay, sakin ol sen de. Sakinim ben. Sakinim. Bakın, eğer canınız kavga etmek istiyorsa biriyle gelin benimle kavga edin. Yoksa doğru otele. Ha? Bırak ya. Oğlum bak, montunu götürdüm. Ay halam var ya, korkulur senden. Nasıl dağıttın 2 dakikada herkese? İyi. Olan da benim Legolas'ım oldu. Evet ya. Yalnız çok iyi dayak yedik ha. Evet ya. Ah. Ay. Açmıyor işte ya Yıldız, açmıyor ya. Neredesiniz Seferim ya? Yenge, Kuzey de açmıyor. Yıldız, biz hatayı başta yaptık ya. Of, polise hemen gidecektik. Ya yenge, ne yapacaktık polise gidip de? Bütün tatilimizi nezarethanede mi geçirecektik? En azından kocam daha güvenli bir yerde olurdu. Yenge, bak sen merak etme ha. Kuzeyli abimin kanında Karadeniz fırtınası esiyor. Öyle 3-5 yumrukla yıkılmaz onlar. İnşallah. Aşkım. Aşkım. Yine benim aşkım nerede? Metin ol yavrum. Ne? Sefer kendini feda etti. Ne? Yerin ula sen! Kuzey, abim nerede? Ya biz şakadan anlamıyorsunuz. Ben bir sokakta bırakmak zorunda kaldım onu.
Ya sen niye benim sürekli abimi bırakıp bırakıp kaçıyorsun? Ya sen benim kocamı önce Ayyun'un pençesine, şimdi de heriflerin kucağına mı attın? Kaçmadım ya, koştum. Ayı da adamları da kendime çekmek için koştum. Buna serseri serbest taktiği derler yavrum. İyi ama hatırlatırım. O taktiğin bir işe yaramamıştı. Az daha ayı harcıyordu abimi. Ya bu sefer tuttu. Bu dallamalar Zoka'yı yuttu. Hepsi benim peşimde. Nerede o zaman o dallamalar? Tanıdığım bir doktor der ki sigarayı acilen bırakmalısın. Hepsinin ciğerleri muşambaya dönmüş, yarı yolda tıkandılar. Bense bebeksi ciğerlerimle körük gibi koştum. Öp beni mavişin. Öp ki ciğerlerim maviye boyansın. Sen de başlayacağım sen kapıcığına. Yürün hadi Seferim'i bulmaya gidelim. Ha? Ne? Hocan arıyor. Ne? Pampacığım. Kuzey evi balkı yıkılsın Kuzey. Burnun kırılsın dört yanından beş yanından yani. Oğlum gelip beni alsana şuradan. Ne oldu sen neredesin ya? Oğlum neredesin diyor. Oğlum senin o burnunu kırdın çocuğun. Ama beyefendinin evindeyim. Ne oldu? Çay partisi mi yapıyorsunuz? Oğlum bak beni delirtmeyin burada. Burada zaten herkes bir değişik bak. Kuzey bak ciddiyim, beni al bak. Vallahi kötü olacak. Bir daha göremezsin. Pampalı kut. Alo. Selamun aleyküm aslan parçası. Kimsin lan sen? Kim o ya? Ben Zübeyir Kalkan. Kalkma evladım, otur sıfır. Çok komik. Arkadaşını almaya sen mi gelirsin yoksa ben mi yollayayım? Ha, ben yollarsam parça parça yollarım, bilgin olsun. Ben gelirim. Sen önce çayı koy, sonra konum at. Geliyorum Zübeyir. Beygir dedi bana. Aa ya şey sinirlenmeyin ya. Şaka yapmıştı, gerilmeyelim yani. Zübeyir Bey ben de Hintli gibi oldum yani böyle. Neredeymiş kocam? Dövdüğümüz adamların evindeymiş. Anam benim kocamı dövmüşler mi? Yok ya, sesi iyi geliyordu. Zaten bunlar beni çağırdığına göre beni dövecekler. Hadi görüşürüz. Dur la. Dur abi, polise haber verelim. Ne oldu Yıldız Hanım? Nezaret hangi odanızdan daha mı konforlu geldi şimdi? Mavişim, münferit bir olay için Türk Polis Teşkilatı'nı boşa meşgul etmeyelim. Güneşin ilk ışıkları bebek sitenine değmeden seferle buradayım. Merak etme. Konum da geldi. Alayım anahtarı arabanın. Baba kula, kendini sakın dövdürmeyesin ha. Sen bana sağlam lazımsın. Ben öpücüğümü almadan hiçbir şekilde dayak yemem, ölmem. Allah'ım ya. Ay. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi ya.